Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünümle sev. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, beni bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, beni bir yaz yağmur sevda. Beni bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmuru sevda. Yok, benim konuşmam en doğrusu. Sonuçta bununla ilgili mantıklı bir açıklaması vardır Onur'un. Beni seviyor, ben inanıyorum ona. Of Allah'ım ya. Bizim kaldığımız otel. Buranın sensiz hiç tadı yok. Hiç derli çileğim benim, çok özleniyorsun. Her zamanki odanızı hazırlıyorum. Yani sorun yok. Başka bir oda da olabilir. Çilekli söyledin. Hem de çikolatalı. Çikolatası bitlermiş. Ben pek sevmem ama çilek de güzel olmuş. Sen de ağzının tadını biliyorsun. Demek bu yüzden yalan söyledi bana. Erkenden dönmemizin sebebi de bu. Lale. Lale. Hayatım, seslendim duymadın herhalde. Yemek hazır. Geliyorum canım şimdi. Sen iyi misin? Bir sorun yok değil mi? Yo, iyiyim. Üstümü değiştireyim, hemen geliyorum. Çok güzel görünüyor yemek. Vallahi böyle hızlı pratik bir şeyler hazırladım işte. Beğenirsin umarım. Çok lezzetli. Beğenmeni sevindim. Ben de uzun zamanlar yemek yapmıyordum. Paslanmamışız demek ki. Laleciğim, ben annemle bu yardımcı meselesini konuştum. O diyor ki, Şerife bir süre gelsin. En azından düzeninize oturana kadar size yardımcı olsun diyor. Sana da bir sorayım dedim. Sen ne diyorsun? Annem de bakıyordu birine. Öyle mi? Ben söylemiştim. Tamam. O zaman şöyle yaparız. Şerife gelir bir süre devam eder bizde. Sonra annen birini bulduğu zaman ona işte düzeni gösterir. Ne yapması gerektiğini, ne etmesi gerektiğini. Ondan sonra gider. Olur mu? Tamam. Laleciğim, diyorum ki yemekten sonra şöyle güzel bir film izleyelim. Bak arşivim çok güzeldir. Yani romantik komedi var, drama olur veya aksiyon olur. Ne istersen. Ben izleyebileceğimi sanmıyorum. Duş çok gevşetti. Bir de yemek yiyorum, ağırlık çöktü. E tamam. Film izlerken uyuklarız. Geçeriz televizyonun karşısına, böyle uzatırız ayaklarımızı. El ele de size keyifli keyifli izleriz filmimizi. E istersen sihirli parmaklarımla masaj da yaparım sana. Onur, uyusam direkt daha iyi olacak. Anladım, tamam. Sen nasıl istersen. Bak sen kabul etmek istemiyorsun ama yol seni yordu. Yarını toparlarım. Yemekler bitsin. Ben sofrayı toplarım, ondan sonra da yatarım artık. Tamam, yatalım da sen hiçbir şey dokunmayacaksın. Buraları ben hallederim. Sen zaten çok yoruldun. Yok, yardım ederim en azından. Anneciğim lütfen. Hallederim ben. Tamam. Kesin balayından erken döndüğümüz için bozuldu. Haklı. Çok haklı, çok. Ama dönmek zorundaydım. Üzdüm onu. Kızım benim Betül. Aa. Betül Hanım, tanıyamadım vallahi. Amaç da bu değil mi zaten Şerife? Ay Şerife, çok heyecanlıyım. Yani bu heyecanımı asla bir telefon konuşmasında harcayamazdım. Çabuk anlat, çabuk anlat. Ne yaptın? Fotoğrafı aynen söylediğim gibi koydun mu? Koydum Betül Hanım. Notu da arkasına yazdım. Bitterli çileğim diye yazdın değil mi Şerife? Yazmam mı? Ah garibim Onur, ah garibim Onur. O bitterli çileği odasında görünce o oteli nasıl terk edeceğini bilememiş. Zaten Songül Hanım'a yazdığınız mektuptan dolayı gerilmişti çocukcağız. Şimdi üst üste gelince iyice. Ay Şerife, ben ne kadar fenayım ya. Ay kız, benim yatacak yerim yok vallahi. Yalnız Betül Hanım, bir şey diyeceğim, yani bu sarışın olmak size çok yakışmış. Vallahi taş gibi olmuşsunuz. Stone, yeminle Sharon Stone. Ne? Doğru söyle. Ay. Ay kız, ben dur bakayım, ben ne yapayım ya? Ben biraz şey yapayım mı bunu? Ben açayım mı rengini? Bence açtırın. Aralara böyle bir ışık balyaj bir şeyler yaptırın. Çok güzel olmuş. Ay yaptıracağım. Vallahi yaptıracağım. Ay tamam. Hadi dedikodu yapmayalım. Hadi şimdi sen git. Lütfen unutma. Lütfen unutma. Bak, sırf Filiz'e gidip yumurtlamasın diye ben bütün bunları oğlumdan bile saklıyorum. Siz hiç merak etmeyin Betül Hanım. Ölümüne sırdaşınızım ve de takipteyim. Aferin Şerife. Uyuyalım mı? Ay, uyuyor resmen. Uyur tabii. Bütün gün yaşatmadığım rezillik kalmadı. Bana çok bile tahammül etti. Ah Lale, ah! Bebişler. Erol kızlar kıpraşıyor. Hayatım onlar kıpraşmıyordur. Kızlar değildir, gazlardır o. Gazlar o kapuskayı yedin akşam tırırt diye mideden geçiş yapıyor şu an. Erol, tekmeyle gazı ayırt edebiliyoruz herhalde. Anneyiz biz de. Bak. Hayatım vallahi. Kız bunlar sağlı sollu girişiyorlarmış o an. Gerçekten resmen bir mucize ya bu. Erol var ya, şu anda mesela böyle bir fıstıklı baklava getirseler bir tepsi, ne bileyim böyle künefe getirseler, böyle 4 lahmacun olur yani dürüm olur, bir tepsi kebap olur. Bu mutluluğu hiçbir şey değişmez. Ah karım, mutluluğu o kadar güzel tasvir ettin ki bütün sofra gözümün önünde. Aa, ağlıyor musun kız sen yoksa? Ağlamama da kıyamazmış. Ne kıyamaması be? Ağlamak sana gider mi? Şu tipine bir baksana. Narin narin ağlıyor bir de. Kes istersen. Özür dilerim. Ayrıca bu tarihte not alınsın bir yere. Bu saat, bu tarih. Hemen şahsi telefonuma girdisini yapıyorum şu an. Erol, selfie'mi çeksek bir de. Ha? Ne dersin? Çocuklarımıza gösteririz. Ay, durun, hemen çekmeyelim mi hayatım? Hemen çekelim tabii ki de selfie. Sana kurban olsun. Hemen. 1, 2, 3. Ananızı ilk teptiğiniz an. Günaydın sevgilim. Günaydın. Kahvaltımız geldi. Günaydın. Günaydın. Sana da günaydın. Baban çok güzel omlet yaptı size. Portakal suyu sıktı. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Aşkım, diyorum ki bugün bütün gün yataktan çıkmayalım. İyice dinlenelim, birbirimize doyalım. Ne dersin? İşe gitmeyecek misin? Yok, işe gitmek yok. Yani senin yüzün gülene kadar, kendini iyi hissedene kadar ayrılmıyorum yanından. Güzel. Etki etmeye başladı bile. Her şey çok güzel görünüyor. Hadi başlayalım o zaman. Tatlı bir başlangıç. Biraz peynir. Yumurta. Sen balayından erken döndük diye bana darıldın mı? Aslında ben... Yani aslında ben darılmak değil de üzüldüm sadece. Tamam. Telafi edeceğimi söz veriyorum. Belki yine aynı yere gideriz. Niye aynı otele gidelim canım? Başka yere gideriz. Ava'ya gideriz mesela. Sapanca'da konuştuk ya Ava'ya gidelim önümüzdeki hafta diye. Canım, tabii bugün ikimizin böyle evde baş başa olması çok iyi olur ama ben senin işe gitmeyeceğini hiç düşünemedim. O yüzden bizimkilerle de plan yaptım. Anneme giderim diye düşünmüştüm. Öyle mi? Ama istersen iptal edebilirim. Ay yok. Hiç planını bozma sen. Ben senin gönlünü alabildim mi önemli olana? Evet. Güzel. O zaman kahvaltımızı yaparız. Sonra yavaş yavaş çıkarız evden. Ben seni nereye istiyorsan oraya bırakırım. Oradan da ofise geçerim. Tamam canım. Ne isteriz? Yumurta. Fark etmez. Ayol sabahtan akşama kadar etin içinde yüzüyorsun. Hala doyamadın mı oğlum? Anneciğim valla alışkanlık oldu. Sabah öyle akşam et sürekli et yani. Tamam, sen yarın sabahta pirzola istersin kahvaltıda o halde. Aslında valla sucuk yetiyor Allah'tan. Yoksa direkt böyle pirzola olurdu gerçekten. Anneanne bir şey diyeyim mi? Hani bana da diyordun ya et yersen sağlıklı büyürsün diye. İşte babamı rahat bırak da o da benim gibi büyüsün. Tabii ki yavrum. Hadi kızım. Kızım uyuma sen de ye de bak biraz sonra kalmayacak babandan. Tamam anneanneciğim. Bak bu kadar kaldı. Al babacığım al. Ben öyle dalmışım demek ki. Benim. Lale kahvaltısını yapmış mıdır acaba? Ay anne daha erken yatıyordur o. Kalkınca yapar anneciğim. Sen niye dert ediyorsun? Ben dert ederim. Ya anneciğim bacanak ona gözü gibi bakar ya. Siz rahat olun. Ayrıca ben de size bakarım. Yani işler böyle gitsin maşallah. Her şey yolunda. Yemin ediyorum ben de size bakarım. Hatta bugün öyle yoğun, öyle büyük bir grup gelecek ki... Turist mi gelecek? Yok be yavrum, niye turist gelsin hemen ya? Enişte eğer turist gelirse bana söyleyin, ben gelirim yardıma. Eksik olma Baldız, sağ ol. Ben de yardıma gelirim baba, ben de İngilizce biliyorum. Bak böyle. What is your name? My name is Gülşah. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9... Nünüm görüyor musun? Kızımız İngilizce konuşuyor. Konuşuyor vallahi değil mi Kurtuluş ya? Öğreniyor işte okulda. Oo. Babacığım öyle bir lisan falan değil. En az 5 lisan öğreneceksin. Ne demişler? 1 lisan, 1 insan. Ben o zaman 2 insanım. Benim 2 kızım. Cin vallahi cin maşallah. Nünüm. Şey diyorum, acaba diyorum hani... sen de mi benimle gelsen? Biz çünkü birkaç elemana izin verdik de yani. Anneciğim tabii siz izin verirseniz. Yani çünkü biz ilk defa böyle büyük bir grup ağırlıyoruz da heyecanlıyız biraz. Malum bir hazırlık yapalım falan diyoruz yani. Anne ne dersin? Gideyim mi yardıma? Vallahi yani. Elini yüzüne bulaştıracaksa sen de git. Ben de geleyim. Yok ablacığım senin ne işin var? Sen anneme yardım et. Yok canım geleyim. Zaten dükkanda acil bir iş yok. Ben de yardım ederim. Yok be Baldız ya. Tamam biz hallederiz. Tamam. Ben bir çay koyayım kendime. Kızım ne öyle kaş göz yapıyorsun ya? Ya abla geleyim işte. Bir şeyler konuşacağım da. Bana bak Baldız. Herifin hışırı çıktı zaten. Uğraşma, oynama yani çocukla. Günahtır. Yok enişteciğim merak etme sen. Ama siz bir annemden izin alın da. Ha. O tamam o benden. Tamam. Bu su kurnazını da almışlar aralarına. Bakalım neler çeviriyorsunuz. Birden aklıma bak benim şey geldi ya. Düşününce geliyor demek ki. Şimdi demin dedim yani biz az eleman gelecek diye. Ne bileyim yani acaba nünüm yetişemez mi diyorum. Hani Baldız da yardıma gelse mi? Yardım maksattı yani. He Baldız? Yani enişte yardıma ihtiyaç varsa gelirim tabii de annemden izin almam lazım. Veririm yavrum. Tek başına dükkanı idare edebilir misin anne? Ay zaten dükkan bu zamana kadar hep senin fedakarlıklarınla çalışıyordu. Çok sağ ol. Tamam anneciğim. Anneciğim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kahvaltım bitti. Aferin kız. O zaman biz ufak ufak kalkalım ha. Baldız, Nünüm, hadi kalkalım biz. Hadi. Anneciğim, müsaadenizle. Hadi, hadi müsaade sizin, hayırlı işler. Sağ ol annem, görüşürüz, sana da kolay gelsin. Ya annemizin hayır duasını da aldık ya yani. Artık hayırlı hayırlı gideriz işimize. Hadi Gülşah, gel kızım. Hadi yavrum, hadi. Hadi, hadi kızım. Çantan orada mı yavrucuğum? Hadi. Hadi, Baldız. İyi günler anneciğim. Bir de bana söz verdiler yalan yok diye. Ama ben bu sefer biliyorum yapacağımı. Ah canım anneciğim benim, nasıl da rüyalarıma girip uyandırdı beni. Bu kız kesin benim kızacağım biriyle buluşacak orada. Kesin. Hadi bakalım şuraları bir toplayalım. Sonra doğru baskına. İşimiz gücümüz kalmadı artık. Seni nereye bırakayım hayatım? Eve canım. Yani annemin evine. Tamam. Geldiler. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Buyurun. İşte yeni evimize geldik. Evet, çok güzel görünüyor. Şömine köşemiz sohbet için hazır ve orman manzarası. Ben sıkılmıştım artık Boğaz manzarasından açıkçası. Şimdi bakın her yer yemişi. Çok keyifli değil mi abiciğim? Tabii burası da büyükmüş. Güzelmiş manasında demek istedim. Çok güzel bir ev yani. Lütfen alır mısın Şerife? Hemen. Teşekkür ediyorum. Yalnız cebinden lütfen telefonumu alayım. Buyurun. Bu... Havası konusunda da haksız değilmişsin Yıldız'cığım yani. Orman kokuyor. Fikret, görüyorsun değil mi? Benim sevgili kız kardeşim seni ne kadar seviyor ha? Bak, evi bile bir günde değiştirdi. Tabii, anlayana. Ben evi biraz dolaşayım. Arı beni niye soktu? İğnesini de üstümde bıraktı. Ne demek istedi yani orman kokuyor, orman havası? Fikret, bir şey söyleyeceğim. Şimdi neden taşınıyorsunuz diye sorunca ben Fikret'in akciğerlerinde problem var. Doktor orman havası tavsiye etti dedim de ondan. Ah, böyle bir şeyi niye söyledin Yıldız? Ah. Ay ne deseydim Fikret? Ne bileyim ben hastaydım deseydin. Beni niye karıştırıyorsun? Hayır ben abime öyle bir şey söylemem. Abim ben hastayım dersem üzüntüden ölür. Biz kıyamayız ki birbirimize. Aa, ama bana kıyarsınız değil mi? Tabii bana kıymak kolay, bana kıyarsınız. Ben kimim ki canım? Fakat ben seni çok takıntılı buluyorum yalnız. Bak dikkat et, çok korkuyorum. Aa. Kim? Niye takıntılı olayım? Ben kimim ki takıntılı olacağım canım? Yani tamam Yıldız, bundan sonra sustum, konuşmuyorum. Bakayım üst katlar nasılmış. Ben kimim ki? Kimim ben? Sus Fikret, sus Fikret. Anneciğim, babacığım, size çok güzel bir haberimiz var. Ay ne oldu? Heyecanlanıyorum böyle söyle, ne oldu? Kız sakin dur, heyecanlanma. Şimdi şöyle, biz babylerimizin ilk tekmelerini hissettik. Hissettim. Ben hissettim yani karnımda. Yani ben de dışarıdan şahit oldum bu hissedişe. Böyle dokunuyorum, bir tekmeler. Sanırsın ya isyankar olacak ya topçu. Aman ay, ne topçusu be? Onlar benim prenseslerim, onlar topçu falan olmayacak. Ay Erol, neler hatırladım şu anda. Ay tamam. Dedesinin gülleri onlar. Bir taneleri dedesinin, bir taneleri. Ay çocuklar bir şey söyleyeceğim. Artık hazır böyle konusu da güzel güzel açılmışken... ...şu çocukların isimlerine bir karar verelim mi birlikte? Ya anneciğim o kadar kafamız karışık ki yani bir türlü karar veremiyoruz. Böyle hep beraber bir beyin fırtınası mı yapsak? Sizin aklınıza mesela var mı isim? Var var, benim var. Aa, neymiş? Ya ben hep bir kızım olur diye düşünmüştüm. O zaman da ismi hazırdı tabii. Sonra hatta iki kızım olursa diye bir isim daha da düşündüm. Peki oğlan olur diye hiç mi bir şey düşünülmedi Baboli? Bu mudur yani? Ben olunca ikinciden vaz mı geçildi? Bunu mu anlamalıyım şimdi ben? Bunu mu anlıyorum ben? Of Erol'cum sen bir susar mısın? Tabii Allah Allah. Neymiş babacığım o isimler? İsmet ve Kısmet. Ay çok güzel. İsmet babaannem yani böyle tarihi gibi. Kısmet tanıştığımız bir ismi. O da rahmetli anneannem. Allah. O da çok iyi kadındı. Annem gibi kadındı gerçekten. Şadi'cim yani aslında mantıksız değil ama ben şöyle düşünüyorum. Yani bunlar eski enerjiler, bunlar eskilerde kalmış isimler. Öyle değil mi çocuklar? Yani benim aklımda başka isimler var. Söyleyeyim mi? Hazır mısınız? Dinleyin. Elmas, İnci. Olmaz. İnci olmaz. Hangi İnci? Da Vinci diye dalga geçerler kızla. Olmaz. Patlattı. İnci'yi patlattı. Yakaladım. Da Vinci kim be? Neyse şaka bir tarafa. Elmasla İnci inanılmaz. Bizim zenginliğimizi de vurgular. Yıfıltılı, janjanlı, şaşalı yani. Üf beğenmedim ben. Hay ne o öyle yani? Ayrımcılık mı yapıyoruz biz? Hay birisi diğerisinden daha mı değersiz yani? Evet doğru. Çak. Al. Aman çakışlara da bak. Tamam ırmak da şey diyelim, nehir, ayrımcılık son bulsun. Yok ya, ben buldum daha güzel bak. Gönlüm ve ömrüm. Çok güzel duyuluyor. Biz beyin fırtınasına devam edelim mi? Bir anda karar vermeyelim. Haydi. Güzel güzel, İsmet'le Kısmet çok iyi bence. Bir şey söyle, bak bir dinleyin bak. Elmas, İnci bak. Hayır bak. İsmet, Kısmet, İsmet gel kızım. İsmet, Kısmet. Lale, anne çok korktum. Ay hani kız hırsız gibi. Ne sessiz sedasız. Ay bayılacağım ben galiba. Kız ne işin var sessiz sedasız giriyorsun? Ne işin var burada? Sen dışarı mı çıkıyordun? Ne oluyor sen? Niye geldin kızım? Balayında değil misin sen? Bir şey mi oldu? Aşk olsun ama anne. Bir şey olmadı tamam. Sabahın köründe. Hadi geç. Tamam. Geç. Tamam hadi soyunan kız hırsız gibi. Ay. Onur şirkete gitti anne. Ben de dedim sizi göreyim. Ay iyi ki. Çok özledim. İyi ki gelmişsin. Oh ne güzel yapmışsın. Ben de seni çok özledim. Ay bu oğlan amma işkolik oldu çalış. Ay anneciğim şimdi biz beraber karar verdik. Ben dedim annemin yanına gideyim. O dedi ben de şirkete gideyim dedi. Öyle onunla bir sorun yok yani. Ablamlar nerede? Ablamlar da işte bu Kurtuluş'un dükkânda birileri gelecekmiş müşteri. Onlara eşlik etmeye gitti işte. Yardım etmek için. İyi bakalım. Ay güzelim. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ay çok şükür. Gerçekten. Evet. Anne. Oh. Ya, çok sevindim. Her şey çok yolunda. Güzel. O zaman dedim ben annemle kahve içeyim. Annem. Sonra da şeye giderim. Eniştemin dükkanına giderim. Gitme. Hı? Aman gitme oraya. Aman ne yapacaksın? Başka gün gideriz. Başka gün sen, ben, Onur falan ziyarete gideriz başka gün. Şimdi ben gideyim. Hiç gitmedim ya. Senle de ayrı gün gideriz. Gitmeyeyim ha. Siz evde misiniz? Sıkıldıysanız buyurun gelin bir kahve içelim. Anneciğim ben şimdi yoldayım, holdinge geçiyorum. Oğlum bir sorun mu var? Yani siz evleneli ne kadar olduk sen şirket? Niye şirket? Ne oldu ki şirket? Hayır anneciğim bir sorun yok. Ben holdinge geçerim diye Lale'de program yapmış ailesiyle. Ay yıllardır doyamamış mı ailesine acaba? Anne. Tamam bir şey demedim. Bu arada Şerife ile ilgili karar verebildiniz mi? Konuştunuz mu yavrum? Evet konuştum. Zaten bu yüzden aradım seni ama sen müsaade etmeyince. Şimdi Songül anne birine bakıyor evde çalışması için. O bulana kadar Şerife gelsin çalışsın bizde. Ya ne aile... Ne? Bir dakika. Annesi mi bakacakmış? Ay ne alakası var yani? Annesi nereden bulacak ya? Allah aşkına ne anlar onun annesi? Ev personeli bulmaktan rica ederim. 1 metrekare evin içinde insan çalıştırmışlar. Ay sinirlerim bozuldu. Anne. Anne. Tamam işte ben gönderirim size Şerife'yi. Tamam anneciğim. Hadi öpüyorum seni. Dayımla babama da selam söyle. Başına yavrum. Yavrum, müsait olursanız uğrayın olur mu? Gelin, çok özledim seni. Tamam. Hadi hoşça kal. Bak sen. Şerife'yi istemiyorlar tabii. Niye istesinler ki? Burada annesi diye arayacakmış da bulacak. Allah aşkına. Delirtir bu insanlar insanı gerçekten. İnsanı delirtir gerçekten. Çok komik, çok enteresan. Kayınvaliden ne yapıyor? Yine Şerife'yi sadaka kalamaya çalışıyor mu? Yok. Niye yedin başına? Anne. Ha. Onur'a demiş. Ne demiş? Ya geçici bir süre Şerife gelsin yardım etsin sizin evde demiş. Ay bu Şerife ne meşhurmuş, ne becerikliymiş. Ay, tek becerisi o altın biriktirmek. Hayır deseydi. Ya ben dedim annem yakın zamanda birini bulacak zaten. Aynen. O ne diyor? Onur ne diyor buna? Onur da anneni bulana kadar gelsin bari dedi. Gelmesin. Ben bulurum ablacığım. Hemen hallederim ben. 2 dakika sürmez. İyi. O zaman ben de kahve yapayım. Ben yaparım. Sen ben yapacağım. Anne. Sen... Ay evinde kahve içmeyi mi özledin? Hadi yap gülüm. 2 dakika da hallederim be. Onay mı Allah aşkına? Oh. Kahveleriniz. Çok teşekkür ediyorum Şerife. Afiyet olsun. Allah'ım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yani aşkım sana inanmıyorum maşallah. Vallahi inanmıyorum ya. Taşındık, yerleştik, üstüne bir de kahve içiyoruz. Vallahi senden korkulur. Kafama koydun mu yaparım bilirsin Fikret. Bilmez miyim? Artık mutlusundur herhalde. He? Hayır. Neden? Betül. Ne yaptı yine Betül? Aramıyor, sormuyor, fitne tohumları ekmiyor. Fırtına öncesi sessizlik gibi bir şey sanki. Yani bu hiç hayra alamet değil Fikret. Korkuyorum. Çok korkuyorum Fikret. Aslında ben senden korkuyorum Yıldız. Yani kadıncağız arasa kabahat, aramasa kabahat. Ya bu kadarı benim için çok fazla. Kadıncağız ne demek? Ne demek kadıncağız? Yani o lafın gelişi hayatım. Yoksa Betül'ün... Yani nasıl biri olduğunu ben çok iyi biliyorum. Onun böyle sessiz kalmasının da hayra alamet olmadığını biliyorum tabii ki. Ama bir de şöyle düşün hayatım. Mücadeleyi kaybetti. Her şeyini kaybetti. Onur Lale ile evlendi. Mutlular. Çocukları olacak. Yani Onur kazandı, Erol kaybetti. Ya ne yapacak kadın? Akıllı davranacak. Seninle arasını bozmayacak sessiz kalarak. Haklısın Fikret. Mutlu falan değil o. Kesinlikle mutlu falan değil. Benimle oyun oynuyor. Küçücük beyniyle bana oyun oynuyor. Ay rahatladım. Kutlamam lazım benim bunu. Sütlü tatlıyla mı kutlasam yoksa vişneli çikolatalı pasta mı yesem? Betül Hanım, yeni evden yeni gıybetlerle güne merhaba. Nasılsınız inşallah? Harikayım Şerifeciğim, seni dinliyorum. Yıldız Hanım sizin bu suskunluğunuzdan dolayı delirmek üzere, bilginiz olsun. Delirsin. O daha çok delirecek. Ben ne yaptım biliyor musun Şerife? Taktik değişikliğine gittim. Ay çok da iyi ettim kız. Yani sabah akşam konuşup laf soksam bu kadar delirtemezdim onu. Aklımı seveyim. Bu arada artık yeni eve taşındığımıza göre acaba bir hayırlı olsuna gelseniz de yüzünüzü mü görsek, evimiz mi şenlense Betül Hanımcığım ha? Çok yakında şenlenecek zaten Şerife, sen hiç merak etme. Ben o güne kadar kararlıyım. Aşağı yapıyorum böyle, yüzümü dinlendiriyorum diyelim. Anne o zaman yavaş kalkayım ben ha, gideyim artık. İlla gideceksin yani oraya, tamam. Gideyim. O zaman beraber kalkarız. Ya. Hadi beraber gidelim. Eskisi gibi birlikte bir şeyler mi yapacağız şimdi? Ne oldu? Sen özlemeye başladın. Bir şey mi var? Kötü bir şey mi var? Hayır. Hadi tamam o zaman. Hadi beraber gidelim. Al telefonunu da getireyim. Nasıl yapsam acaba? Hemen gitsem ilgi çekerim. Ay basmaya bile vakit yok. Hadi bakalım. Bahadır, Abisi hadi 25 kişilik servis açın, grup gelecek. Bak saat kaç oldu, hadi. Tamam patron. Bahadır tamam patron diyorsun, hala duruyorsun oğlum. Hadi hadi gelecekler diyorum. Bizim usta da bugün hastalanmış. Bu işler de bize kaldı böyle. Aa! Ben yardım edeyim istersen. Olur mu öyle şey ya? Ben senin o narin ellerini etle öldürür müyüm sana? Ben yapıyorum, bitti zaten. Tırtılı. Çok özledim seni ha. Ay, ben de çok özledim Onur. Nünüm, biz ne zaman baş başa kalacağız? Ah, bilmiyorum. Kız var ya, yemin ediyorum akıl sağlığımı kaybediyorum ha. Sen beni o kadar mı çok seviyorsun ha? Kız sevmek ne demek be? Yemin ediyorum yanıyorum. Etler de yanıyor kurduğun şey, etler yanıyor. Ha. Kız var ya bak, etleri yaktırıyorum bana ha. Ay, ateş varmış bizde be. Afışım hoş geldin. Hoş bulduk. Yıldız hoş geldin. Hoş bulduk enişte. Emir'i de getirmişsin. Lale Hanım hoş geldiniz. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Ya ne kadar güzel bir yermiş, bayıldım vallahi. Harbiden mi diyorum Yıldız? Sevdin mi gerçekten? Çok sevdim. Allah kâr bereketi versin. Amin amin inşallah. İyi hadi ayakta durmayalım da şöyle oturalım o zaman. He, hadi geçin. Hadi. Geçin şöyle. Ben de böyle etlere bakıp geliyorum hadi. Hah, otur şöyle. Bana bak. Ne oldu, neyin var senin? Abla sana bir şey olmuş gibi. Bu ne? Onur eniştem değil mi o? Evet o. Ama en önemlisi ne biliyor musun? O otel. Bizim balayı için kaldığımız otel. Ben ona sormuştum daha önce buraya geldin mi diye. Bana sadece iş için geldim dedi ama fotoğraf öyle göstermiyor. Ablacığım ne var ki bu altı üstü bir fotoğraf? Ne var bunda? Arkasını çevir. Oo. Buranın sensiz hiç tadı yok. Bitterli çileğim, benim çok özleniyorsun. Bitterli çileğim mi? Yani iş için gittim, yalandı. Orası onların aşk yuvasıymış, bitterli çileğiyle. Ablacığım, bu bitterli çilek Pelin Su olmasın ha? Yok, Pelin Su değildir. Baksana zaten fotoğraf çok eski. Yani bitterli çileğim dediğine göre esmer biri olmalı. Ay tamam. Sen şimdi anlat bakayım. Anlat. En baştan anlat ablacığım. Otele girişinizden. Heh. Biz kötü otele gittik ya. Diğerinin önünden geçerken burada kalalım dedim. Tamam dedi. Erol. Söyle yavrum. Ne yapıyorsun? Ne yapayım be yavrum? İşler, güçler, mail trafiği olsun. Onların tıklanmaları olabilir. Hep work yani. Ne kadar sıradan bir hayatımız var farkında mısın? Bayağı tek düzey ya, klişe yani, sıkıcı. Ne olsun istersin hayatım? Ha? Bungee jumping mi yapalım? Rally'e mi götüreyim ben seni? Kamikazeye mi bindireyim? Ha? Kamikazeye mi? Vallahi binerim yani. Bence... Üçünden birini yapabiliriz. Filiz, iyice manyaklaştın bak. Tepe serseme edeceksin çocuklarımızı. Lütfen. Senin yaşayabileceğin en büyük adrenalin Pelin Su'ya laf sokmak olabilir. Evet, unutmuşum ben bir anda hamile olduğumu. Unutmuş musun? Yavaş. 2 tane var be. Birini unutsan öbürü hatırlatır. Ya Erol, o kadar çok sıkılıyorum ki ama ya. Beni böyle laf sokmak falan kesmiyor yani artık. Onu böyle yerin dibine sokmalıyım. Saçını, başını böyle acıdan böyle yerlere vurdurtmalıyım kafasını falan. Ağlatmalıyım. Hatta belki intihara sürüklemeliyim onu. Oha hayatım, intihara sürüklemeliyim. Onun içinde şeytanı gördüm yemin ediyorum ama etkilendim de. Etkilendim vallahi. Yemin ediyorum heyecanlandım ya. Vallahi yanaklarıma kan geldi. Sıkkın ruhuma can geldi vallahi, ben kaçar. İnsan hayatıyla oynayıp kendi mutluluğunu yaratan bir insan benim karım şu anda ve ben bundan etkileniyor olamam ve öyle hissediyorum. Ben bu kadından etkileniyor olamam ve öyle hissediyorum. Isınma turları başlasın. Gel bakayım böyle. Bak bakayım şöyle bir. Böyle makyaj mı yapılır ya? Hayır yani bana bir bak. Bak böyle uzaktan bakınca wow ama yakına gelince böyle ay hiç de makyaj yokmuş yani böyle doğal, natürel anladın mı? Böyle yapacaksın makyajı. Peki Filiz Hanım, bir dahakine dikkat ederim. Aferin canımsın. Oh. Hey hey hey. Hey gidi ya vallahi yani böyle seni görünce lise günlerim geldi aklıma. Beni lise arkadaşınıza mı benzettiniz Filiz Hanım? Hayır canım. Lisede böyle laboratuvarda öğretmenin yanında bir iskelet vardı da yemin ediyorum sana bakınca aynı onu hatırladım yani. Hayır bir dakika da yani bu nedir? Kürdan gibi bacağa etek takmışsın yani mini etek bir de. Yakışıyor mu? Bence hiç yakışmıyor yani. Ay bu zevksizlikten resmen gözlerim acıdı ya. Ay çekil önümden hadi hadi. Ne oldu ya? Bir dakika. Sen ağlıyor musun? Gözlerin mi doldu senin? Evet, çok kırdınız kalbimi. Allah'ım. O zaman süper. Çekilebilirsin demek. Isınma turları bittiğine göre asıl round başlasın. Ya işte böyle. Onur eskileri yad ederken ben orada bitterli çilek. Ya ablacığım, ya bilmiyordun ki Allah Allah sen de. En azından abla oradan dönmenizin mantıklı bir açıklaması varmış. Orada bulunmak onu huzursuz ediyormuş işte. Neden? Neden huzursuz oluyor? Çünkü unutamadığı için. Ben çok iyi biliyorum ya. Bu Özge muhabbetini çok iyi biliyorum. Eğitim hayatı yarım kalmış. Çok şey hissetmiş. Büyük bir aşk acısı çekmiş. Dayı söylemişti ya bunu. Bir de yengesi. Bunlardan haberim var benim. Çok aşıkmış kıza. Ablacığım işte geçmişte kalmış. Ay niye bu kadar kurcalıyorsun? Yıllar önceki bir mevzuymuş işte ya. Acaba Esmer mi? Konuşacağına baksana internetten araştırsana. Stalker. Bakıyorum. Yaz. Onur Sarıhan'ın sevgilisi Özge. Nergis. Ne diyoruz biz? Ne diyoruz? Sevgilisi ne? Eski sevgilisi. Ex. Tamam ex. Güzelmiş. Ay evet ha. Bakabilir miyim? Yani. İşte. Kız bana bak. Ay bunlar da bayağı uzun süre flört etmişler ha. Aa. Bunlar niye hiç evlenmemiş ki? Ay ailesi mi istemedi acaba? Ay canım ya. Canım ablacığım. Gel hepimiz ağlayalım burada. Niye evlenmediler diye hepimiz üzülelim. Tamam ablam kızma özür dilerim tamam. Kız tasarımcıymış. Deme. Aa İtalya'da yaşıyormuş bu. Baksana tasarımlarına. Demek ki Onur'u bu giydiriyormuş belli. Allah'tan onun hayatına girdim de şöyle bir çeki düzen verdim kıyafetlerine. Abla eniştem güzel giyiniyor yalnız. Ay tamam. Ay bu bence Özge değil. Yani o olsa bile uzakta bir yerde yani artık bize zararı falan dokunmaz onun. Kızlar. Yıldız. O hatun kim be? Sana ne kurtuluş? Onur Sarıhan'ın sevgilisi Özge. Özge bu mu be? Sen nereden biliyorsun? Yahu Samet anlattı. Geçen gün gittik yani böyle çiftlik evine. Yemin ediyorum saf bu çocuk ya. Oturmuş bana anlatıyor. Yok Onur Bey'i böyle seviyordu, yok Onur Bey böyle aşıktı. Aşkı yüzünden eve giremiyormuş. O derece oturup bana saf saf bunu anlatıyor ya. Dökül kurtuluş, dökül. Anlat bakayım, anlat. Ne varsa eksiksiz. Yemin ediyorum bu kadar biliyorum canım. Vallahi bak, zaten eski defter ya. Yıldız bir şey değil mi? Yemin ediyorum sen daha güzelsin ha. Ay maşallah be. Maşallah be enişte. Sağ ol. Allah razı olsun. Nünüm ama bak ben diyorum size eski defterleri açmayın diye ya. Önünüze bakın, ileriye bakın. Kapatın eski defterleri. Yeni beyaz sayfa açtık diyorum. Hey, kızım sana ne Özge'ymiş bilmem neymiş. Adamın çocuğuna hamilesin, evlendiniz. Özge kimmiş ya? Ayrıca bir şey diyeyim mi? Bacağı geçmişi düşünmüyor yani ha. Emin ol bundan. Acaba? Kurtuluş. Kendi fikirlerini kendine sakla. Şimdi hadi buradan bir basket bakayım, bir bizi yalnız bırak. Hadi. O zaman ben gideyim. Git. Enişte dedik. Alo. Ne yapıyorsun kız? Ay iki gülelim, eğlenelim diye arıyorum. Bana bak, uygunsun değil mi? Uygunum, uygunum. Ne oldu? Ay düşündükçe gülüyorum Pelinsu. Ay ne kadar saf bunlar, öyle değil mi? Aynen öyle ya. Kimle konuşuyorsun sen be? Bir dakika. Ay Filiz'in sesi mi o? Ay tamam kapat kapat. Hadi kapatıyorum. Tamam canım, ben seni sonra ararım. Çok öpüyorum, hoşça kal. Sana diyorum sana, kimle konuşuyorsun sen? Ay sana ne be? Ben sana ne zamandan beri hesap veriyorum Filiz? Bana bak fare surat. Gün geçtikçe daha çok sinirlerimi bozmaya başlıyorsun sen benim ya. Ne bu mutluluk, ne bu hürlük, ne bu neşelilik ya? Bana tavsiyen var mı minik kuşcuğum? Ne yapayım? Ağlayayım mı? Ağla, ağlayacaksın tabii ki yani. Vicdansız, kalpsiz. Sen Onur'u hiç mi sevmedin ya? Nedir yani bu iki günde ben unuttumlar bilmem neler la. Bana bak. Sen kesin bir şeye karıştırıyorsun ha. Bak buradan seni attırırım bu şirketten. Gerçekten söylüyorum. Burnuma da pis pis kokular geliyor. Yemin ediyorum sen bir şey karıştırıyorsun Pelinsu. Sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Aynı koku benim burnuma da geliyor. Ay senin hiç kafanın üzerinde kullanmadığın bir uzuvundan geliyor. Ay... Keşke o beynini alıp yerine yenisini koyabilsek ama maalesef. Şimdi o koca uzuvların arasında küçücük kalmış. Kulaklarında beni dinle. Eğer onlarla duyamazsan da dudaklarıma oku. Tamam mı? Ben hiçbir şey karıştırmıyorum. Anladın mı? O zaman kimle konuşuyorsun, görüşüyorsun sen böyle telefonda falan? Sevgilimle konuşuyor olamaz mıyım? Sevgilinle. Yürü git ya. Senin kimi sevgili yapsın kızım? Filizciğim sen beni kendinle karıştırıyorsun galiba. Şöyle bir bana baksana ya. Elimi sallasam ellisi. O kankana söyle. Onur'u alsın tepe kullansın. Umurumda bile değil. Ya ne diyorsun sen ya? Diyorum ki Filizciğim. Ya senin anladığın kısmıyla söyleyeyim ben bunu. Senin artık şirketteki eğlencen bitti. Çünkü Onur benim umurumda bile değil. Eğlence, oyun bitti. Pelinsu yapma. Tek bir mutluluğum var, o da senin mutsuzluğun. Ne olur bu eğlenceyi elimden alma. Ay Filiz, ya sana bunu defalarca söyledim ama o hafıza kartı hiçbir zaman bunu almak istemedi. Ne demişler? Son gülen iyi güler ve ben şu anda gördüğün gibi gülüyorum. İnanmıyorum ki sana, yalan söylüyorsun. Sen Onur'dan bu kadar kolay vazgeçemezsin. Hala aşıksın ona. Yalancı. Yalan mı, gerçek mi? Göreceğiz. Hadi şimdi şirkette kendine yeni eğlenceler bul. Hadi. Ay resmen delirdi. Ay ben bunu birazcık daha delirteyim, dur. Merhaba. Ben çok acil bir sepet hazırlatmak istiyorum. Yalnız aşk temalı olsun, böyle bayağı gösterişli bir şey bulsun, olur mu? Duydunuz işte. Nasıl bir aşksa artık mekanlara giremiyor. Girse bile fazla kalamıyor. Gördünüz mü? Bunlar bu kadar aşktan nasıl ölmemiş? Bunlardan nasıl ateş çıkmamış da yanmamış bunlar? Ona şok geçiriyorum. Ay abartma Lale istersen. Ne yapıp edip o eve girmemiz lazım. Hangi eve be? Çiftlik evine. Nasıl yani? Yahu görmüyor musunuz? Demek ki aralarında bir şey varsa, bu kadar da aşıksa o evde... Belki bulabiliriz. Evet, bence de buluruz. Deşmeyin bence. Peki ablacığım. Kızım sen deli misin? Plan yapmamız lazım, plan. Buldum. Bana bak, Kurtuluş kesin bir şeyler biliyordur ha. Depar. Yedim seni Kurtuluş. Kurtuluş. Hı? Canım kocam, yakışıklı kocam. Hadi anlat bakayım, ne biliyorsun ha? Hiçbir şey bilmiyorum Nünüm. Ne demek bir şey bilmiyorum Kurtuluş? Ha? Ne demek? Bana bak, bizim o eve bir şekilde girmemiz lazım. Sen ne biliyorsan hepsini anlatacaksın şimdi. Anlat bakayım. Ya Nünüm, ben nasıl yardımcı olayım yani? Ben ne bileyim? Gidiyorsun işte, orada saksının altında anahtar var. Alıyorsun anahtarı, takıyorsun kapıya, çeviriyorsun, açıyorsun, giriyorsun yani. Ben ne yapayım? Oy, benim canım kocam. Çok teşekkür ederim ya. Heh. Kız var ya bak, geliyorum böyle güzel güzel bir şeyler yapıyorsun. Aklımı başımdan alıyorsun. Sonra ağzımdan lafları alıyorsun. Ondan sonra geliyorsun kızıyorsun. Vallahi böyle kafam çorba gibi oluyor ha. Bak benden duymadığınız yalnız ha. Ay yok, merak etme sen. Bak bunun bir şey değil mi sana? Yakalanırsanız yemin ediyorum hapse girersiniz ha. Allah korusun. O ne biçim söz kurtuluş ya? Aa, sonuçta karısı yani. Ha, karısı olunca hapse girmiyor yani. Ama olsun bak, ben yine söyleyeyim. Bu yaptığınız doğru bir şey değil yani. Ay, Lale kafasına koydu bir kere. Kurtuluş tanımıyorsun sanki. Neyse, sen hadi işine bak. Ay. Sendeki bu rahatlıkla anlamıyorum Nergis. Hış! Ne yaptın? Tamam, anahtarı bulduk ablacığım. Nasıl? Ha, evin girişinde bir yerde saklıyorlarmış, bana söyledi. Tamam. Şu dakika itibariyle kimse beni tutamaz. Hadi. Ha, bana bak, sen de burayla ilgilen, eniştene de göz kulak ol, biz gidiyoruz. Abla çok dikkatli olun, tamam mı? Ya biri görürse? Kocam değil mi benim? Çiftliğine de giderim, evine de giderim, anasının evine de giderim. Ne olacak? Aynen, hadi. Hadi. Olabilir mi? Özge dönmüş ve o otelde kaldığımızı öğrenmiş olabilir mi? Genç modacı Özge Derin'in kış koleksiyonu Milano Moda Haftası'nda hayranlıkla izlendi. Koleksiyonu kendisine en başarılı tasarımcı ödülünü getirdi. Sonunda başarmışsın. İyi de bunu Özgü yapmış olamaz ki. Kim yaptı? Kim yaptı? Kim yaptı? Tabii ya. Kesin çiftlik evine gittiler, o kutuyu buldular. Hoş geldiniz. Good morning. Patron, hazırlıklar tamam. Tamam abisi. Şimdi sen hemen müşteriyle ilgilen. Al bakayım oradan menüyü. Hadi Bahadır, hadi. Ay, kıl ortağı da geldi. Nilüfer nerede? Lale de yok. Gelmedi mi ki? Sizin konuşacaklarınız vardı. Geçin bakayım. Ay, kız kiminle buluşacak ki burada? Geçen gün düşüneceğim demiştin. Ne yaptın, düşünebildin mi? Düşündüm. Bir şans hak ediyoruz değil mi? Daha karar vermedim Samet. Ay, bunlar ne konuşuyor böyle bu kadar? Ya Nergis, her şeyi bırak bana sen. Ay neyi bırakacak sana? Ay ne oluyor burada? Yoksa bu çocuk? Ay yok, olamaz. Nergis, ben seni çok seviyorum ya. Ne olur anla artık, gör şu halimi ya. Tamam da yarın gelip isteyeyim seni ya. Neden korkuyoruz bu kadar? Ne istemesi Samet? Seviyorum seni Nergis. Sensiz yapamıyorum, nefes alamıyorum ya. Herkes duysun. Evet de bana ya. Hayır! Hayır! Sen kim oluyorsun da sen benim kızımı ayartmaya çalışıyorsun ha? Efendim, bir dakika verin, bana izah edeyim ben. Ben kızınızı çok seviyorum. Sizinle yaşadığım kötü olaylar için çok özür dilerim. İnanın çok üzgünüm ben. Anneciğim! Hoş geldiniz. Ne zaman geldiniz? Siz ikiniz beraber değil mi benim arkamdan işler çevirmeye çalışıyorsunuz? Vallahi tabii bir iş yapıyoruz, hani bir iş çeviriyoruz da sabah konuşmuştuk ya anneciğim. Grup gelecekti hani, Nergis de bize yardıma geliyordu. Anneciğim, tanıştırayım. Ortağım Samet, validen. Aa, memnun oldum efendim. Sok elini cebine. Kırarım. Anne lütfen sinirlenme. Anne deme. Sakın anne deme bana. Sakın. Sakın sizi bir daha görmeyeyim, tamam mı? Zaten seni göreceğim falan yok. Sen de artık bundan sonra ortağında kalırsın. Anneciğim, Efendim bir dakika verseydiniz bana. Ben gerçekten kızınızı çok seviyorum. Sakın bir daha kızımın etrafında görmeyeceğim seni. Eğer kızımın peşini bırakmazsan vallahi de billahi de bu dükkanı başına yıkarım. Ben belediyeden geliyorum. Buranın yeni sahipleri siz misiniz? Bunlar. Biziz memur bey. Bir sorun yoktur inşallah. Burası kaçak yapı. Size verilen süre doldu. Dükkanı yıkıyoruz. Tövbe. Burayı mı yıkıyorsunuz? Nereye yıkıyorsunuz ya Allah aşkına? Yıkamazsınız ya. Ya abi yanlış yere gelmişsinizdir siz ya. Ne diyor bunlar Kurtuluş abi ya? Saçmalıyor ya. Yıkıyoruz bıkıyoruz diyor da yanlış diyor bence. Nereye yıkıyorsunuz? Yıkılamaz ki burası ya. Yıkılamaz. Daha parayı bulacağız yıkılamaz. Karar çıktı. İşimize engel olmayın. Memur bey çok özür dileriz ama gerçekten galiba bir yanlış anlaşılma var. Damadım, ne yazık ki damadım yani buraya o kadar yeni aldı ki daha bir hafta oldu olmaydı inanın yani. Yemin ediyorum acayip para verip aldık biz buraya. Vallahi son paramı ben buraya verdim. Bakın size bir hafta daha mühlet. Burayı boşaltın burası yıkılacak. Anlıyoruz tabii anlayışınız için çok teşekkür ederiz. Biz bir şeyler yapmaya çalışacağız sağ olun. İyi günler. İyi günler. Hallederiz biz değil mi? Ya siz ne biçim adamlarsınız be? Puh size be! Ya siz kaçak otomobil sizde, kaçak dükkan sizde. Yok anne ama yemin ediyorum yanlış anlıyorsunuz yani. Biz niye öyle kaçak şey diye yapalım ki? Öküz gibi para verdik, devran diye şey aldık dükkanı. Böyle çıktı, ben ne yapayım anne? Vallahi efendim biz dürüst insanlarız. Ne dürüstü be? Safsınız siz, safsınız. Yürü getir çantamı, getir. Hadi koş koş. Bakalım siz kim? Ticaret yapmak kim? Dokunma ona ver. Bakalım bu Nilüfer yeni müjdeyi alınca ne diyecek? Anne. Selametle. Hadi yürü. Bakma sen de. Aman inanın. Nergis abi gitti. Ben yıkılacağım. Kimse yok. Ay anne birileri gelmez basmaz bizi değil mi? Ha? Ay hayır canım. Bana bak ne diyeceğim. Ay vallahi sen hayatta böyle şeyler yapmazdın ablacığım ya. Ay yıllardır var ya Kurtuluş'u basmaya tek başıma gittim. Bir kere benimle gelmedin ya. Çok haklısın abla. Ben seni hep tek bıraktım. Yani kendim bu duruma düşünce anladım şimdi ya. Ben yalnız bırakmışım seni hep. Sen çok haklıymışsın. Ablacığım bunlar aşktan sonunda anladın beni. Hayır yani sen bayağı Onur'u kıskanıyorsun. Ay inanamıyorum sana ya. Aa. Bir şey söyleyeceğim. Yani seviyorum ben Onur'u. Şu durumları da çözelim. Çok mutlu olacağız ya. Nerede? Ha, saksının altında dedi. Altını üstüne karıştırın. Köpek möpek avlıyor. Hadi. Oğlum. Hoş yürü. Nereden başlasak? Ha, ablacığım istersen ben salonu arayayım. Sen de çık Onur'un odasına. Ha? Hadi başlıyoruz. Hadi bismillah. Hadi. Hadi. Allah aşkına ne alaka burası? Yok, vallahi yok. Tamam ablacığım, korkma. Ay beni de korkuttun, korkma. Lale, ben aşağıya her tarafı didik araştırdım. Bir şey bulamadım ablacığım. Ben de hiçbir şey bulamadım. İyi tamam, hadi o zaman gidelim, hadi. Of ya, of! Ya ne of? Ya geçmişte kalmış. Belli ki yırtmış atmış her şeyi. Ablacığım, yırtıp atmış olsa yeni evimizde o fotoğrafın ne işi var? Laleciğim, karışmış işte bir şekilde araya. Ayrıca bak evinin şurada kaç gün oldu ya? Sen bunları mı takıyorsun? Evet ya. Sabah da erkenden kalkmış, kahvaltı hazırlamış bana. Elinde tepsiyle odaya girdi. Ay ne romantik adam. Ha? Bunları tak kafana, bunları düşün. Ben ne yapıyorum burada ya? Hı? Gül gibi kocamı evde bırakmışım, düşmüşüm fotoğraf peşine. Sarıp paranoyak oldum artık ha. Ah ablacığım, vallahi çocuğun günahını alıyoruz ha. Allah bak, bir şey karıştırdığı yok onun. Hadi yürü. Hadi. Dur çantamı alayım. Hadi. Aa dur. Ney? Ben şuraya bakmadım. Bu ne? Aa. Vallahi buldum abla. Bu ne be? Ay oje de var. Bağlamak istiyorum. Abla şunları. Ah Onur, ah. Hey, Lale Onur geldi. Lale Onur geldi, Lale. Ne? Lale Onur geldi. Kaç. Yürü. Bak. Ne yapacağız? Tamam bul. Ablacığım bu kutuyu hemen yerine koy. Hayır ya koymam. Ya ne demek hayır kızım, deli misin? Orada bulamazsa şüphelenir, bir şey olur. Koy. Ya vallahi ağlaya koyuyorum. Koy. Girmiyor buna. Ne yapacağım? Dolaba gireceğiz. Ne? Abla dolabı sağlayın. Ay sağlarız. Gir. Nerede bu kutu? Acaba... Evet, işte burada. Kutuyu. Hala. Kutu gitti, kutu. Kızım ne kutusundan bahsediyorsun? Az daha yakalanıyorduk. Ya dolaba sığsaydık. Yürü abla, yürü. Kutu gitti. Kız hala kutudan bahsediyor bana. Yavaş. Yazıklar olsun. Gitti, kutu gitti. Ay oh, ay gitti. Ay. Bak alelacele aldı kutuyu gitti. Nereye götürüyor ki şimdi kutuyu? Ay ablacığım ne bileyim ben ya. Bak ben bir şeyler dönüyor vallahi anlamadım hiçbir şey yani. Ben sana diyorum işte. Bulacağız ama o kutuyu. Nereye götürdü? Ay ne bileyim Lale eve götürecek hali yok herhalde. O biraz sıkar canım. Nereye götürdü peki? Şirkete. Şirkete mi? Bizim burada işimiz kaldı diyor. Ablacığım ya belki de kutuyu aldı. Atacak ha? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben hayatım belkilerde sonlandıramam ama ya. Yürü gidiyoruz. Ay tamam Lale. Tamam yürü. Ayrıca bir dakika. Bana ofisteyim dedi. Buraya gelirken neden haber vermiyor bana? Arkamdan dolap döndürüyor işte. Ay yemin ediyorum iyice paranoya battık. Bu ne ya? Annemin ağzını tuttu kızım ya. Arkasından iş çevirdikçe kadının dönüyor dolaşıyor. Bizi buluyor. Kocalarımızdan çekiyoruz. Bu ne ya? Yürü ya. Yürü. Al götür bunu ya. Al götür. Ne çayı ya? Ya bacanak ara şu adamları. Paramızı geri versinler bizim ya. Arıyorum ya bacanak. Telefonu kapatmışlar. Numara değişmiş bir şey yapmışlar yani. Açmıyorlar ki. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Geldim üst üste gelir derler ya. Önce Nergis'imi kaybettim şimdi de işimi. Ya bacanak ben anlamıyorum ki bu ne böyle ya. Geldi mi niye böyle geliyor ki anlamıyorum yani. Ya tam bir şeyleri yoluna koyuyoruz. Tam oldu diyoruz böyle hop. Dön başa. Yemin ediyorum var ya annem beni artık eve falan almayacak ha. Ne işim var, ne evim var, hiçbir şeyim kalmadı ya. Of, yemin ediyorum bitti bu iş ya. Bu sefer yemin ediyorum bittim ya. Ya ben, Nergis'le yakalandığım güne bak. Rezillikte son perde. Abi bir insan hayatında kaç kere hata yapar ya? Kaç kere abi ya? Oğlum, biz hata yapmıyoruz. Bize hata yapıyorlar. Tabii buldular saf adamları. Oğlum ben saf falan değilim ki. Ben çakal gibi bir adamdım. Seninle tanıştıktan sonra böyle oldu. Sana benzedim ben. Tabii ya, tek suçlu benim değil mi? Giden para benim param değil de senin parandı zaten. Ne bağırıyorsun hemen abisi? Tamam canım yani. Senin benim mi var bacanak? Gözünü seveyim yani. Geçen sefer nasıl Türk polisiyle omuz omuza mücadele verip şey yaptın? Tebrik ederim. 5 kuruş paramızı geri alabildik mi? Abi bu sefer durum daha kötü. Ortada ne yolsuzluk var ne de hırsızlık. Bacanak. Bu sefer resmen dolandırıldık ha. Hem de çok fena abi. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bu sefer uzun sürdü ha. İyi de iş yaptık, güzel de para kazandık ha. Arabada çalıntı değil, var ya bir dahakine... Bir dahakine yok abi, bir dahakine. Bir dahakine yok abi, bir dahakine yok. Para kalmadı abi, sus istersen. Tamam abisi, tamam. Merak etme be abisi. Bulacağız bir çaresini yani, ne bileyim hani... Düşüneceğiz, bulacağız bir şeyler. Bacanak, dibe vurduğunda nereye gidersin ha? Bizde bu şans varken yer yarılır, biz içine gireriz abi. Yok öyle değil bacanak yani hani dibe vurdun ya hani en diptesin ya gidecek yer yok başka yani. Ne yapacaksın? Mecbur yukarı çıkacaksın. He biz de şimdi en dibe vurduk ya. He mecburen yukarı çıkacağız yani ne yapacağız? Bacanak ben ağlayacağım. Bak bacanak yemin ediyorum yapma benim de tam şuramda dur ya. Yok biliyorum ben kendim abi ağlayacağım ben de. Yani. Oğlum yapma bak çok kötüyüm diyorum ben. Yapma diyorum hala. Pes. Vallahi da billahi da pes Nergis. Pes. Bıktım artık hepinizden ya. Hakikaten bıktım ben. En çok da senden beklemezdim biliyor musun Nergis? Anne ne desen haklısın. Zaten sabahtan beri demediğini bırakmadın. Ne oldu ağrına mı gitti? Söylemese miydim? Daha çok konuşacağım. O kadar konuşacağım ki sıkılacaksın. Yavrum ben sana demedim mi? Yavrum hani yalan yoktu? Yavrum bana söz vermedin mi sen? Verdim anne. Zaten annem bana söylemişti biliyor musun? Ay o güzel anneciğim rüyama girdi benim ya. Nergis'e dikkat dedi. Nergis'e dikkat dedi. Ben seni böyle prensesim, prensesim diye sevip okşarken... Oh sen Pinokyo'ymuşsun meğer. Tamam anne Samet'le birkaç kere görüştüm. Ama seninle buluşmayınca yemin ediyorum ki ayrıldım Samet'ten. Ayrıldın. Ondan sonra ne oldu? Tabii... Kurtuluşa Samet'in parası cazip geldi. Sinek gibi yapıştı. Kızım ben sana bir şey söyleyeyim. Para pul önemli değil tamam mı? Bu adam kaba bir adam tamam mı? Bu adam cimri bir adam. Zaten sana asla yaramaz. Değil anne. Ay Nergis hakikaten bu adam seni gözünü kör etmiş. Bu adam kaba bir adam, bu adam hakikaten çok cimri bir adam, bu adam... Yok anne, yani zengin değil demek istedim. Samet Onur eniştemin şoförü. Onur'un şoförü? Yani Onur da biliyor, onda bilgisi var, o da bu oyunun içinde. O yani o kocaman arabası. Eniştemin. Samet yıllardır eniştemin şoförlüğünü yapıyormuş. Miras kalınca da dükkanı açtılar. Ama eniştemin bir suçu yok, o da yeni öğrendi zaten. Sana düğünden sonra anlatacaktım ben ama... Ama olmadı. Hiç vaktin olmadı ki. Ay yüzük ev $5000 mı eder? Ay bu mobilyayı barok mu yapsak? Ay avizeli bilmem nereden mi alsak? Anne tamam, sen Samet'i bana yakıştırmıyor olabilirsin ama gerçekten kötü bir çocuk değil o. Artık yeter. Ben artık çok sıkıldım. Bitti kızım, tamam mı? Bitti. Artık bir daha yalanınıza falan tahammül etmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Anne nereye? Öyle mi? Sen bana söylüyor musun nereye gittiğini? Ben de söylemeyeceğim bundan sonra. Gidiyorum. Ha bir şey daha söyleyeyim. O kurtuluşu bir daha bu evde görmeyeceğim, tamam mı? Hepinizin kredisi bitti bu evde. Gidiyorum. Sakın gelme. Sakın. Ay. Of. Ya Erol, bu nasıl olur ya? Nasıl olur? Hayatım ama çok yıpratıyorsun kendini bak. Ne olur yıpratma hadi lütfen. Nasıl yıpratmayayım ya? Sana diyorum ki sevgili yapmış, sevgili. Bana diyor ki bir de Onur umurumda değil. Yok ya. Ben ne yapacağım peki? Kime laf sokacağım ben mesela? Kimin yerinde bir... Kime kumasın sen diyeceğim? Kiminle uğraşacağım? Kiminle eğleneceğim ya? Hayatım ama bak hep gerdin kendini. Bak kulunçlar kaya gibi oldu bak şu an. Daş oldu buralar bak lütfen. Yapma beni hadi beni ez tamam böyle yapalım mı? Beni ez, beni yıprat. Benim üstüme var ne olursun beni aşağıla bana laf sok. Yeter ki kendini yıpratıp şu babylerimize zarar verme artık. Bulduğum çözüm yani bu Erol öyle mi? Yani biz kendi aramızı bozalım yani öyle mi? Ne yapayım hayatım? Gideyim Pelin Suyu sevgilisinden ayırayım çöp çatan gibi yeniden ben bu Onur'a aşık mı edeyim? Bunu mu yapayım? Çok güzel fikir. Yemin ediyorum harika bir fikir. Sen böyle yaparsan ben ancak o zaman huzur bulabilirim gerçekten yani. Hayatım benim dilime onu öyle demedim. Şakasına söyledim. Böyle bir şey mümkün olamaz. Yapan bilemez böyle bir şey. Lütfen. Düşünebiliyorsak yapabiliriz de. Aa bu kimin lafıydı? Haluk dayıyı arayayım bir sorayım mı ben? Kimindi bu laf? Elinin körü. Elimin körü mü? Elimin körü mü? Öyle mi anladın kız? Sana hiç öyle bir şey diyebilir miyim? Elini körü. Elini körü. Yabancı biri mi? Ha, ecnebi evet. Allah'ım yarabbim neyin cezasını çekiyorum ben şu anda? Of Erol. Duyuyorum bak bu ceza diye bahsettiğim ben mi oluyorum yani? Ceza mı dedim acaba? Suç ve ceza dedim. Dostoyevski. Neyse Erol vallahi of, tamam. Vallahi benim kan şekerim düştü. Ben gideyim de böyle bir kıtır bir şey atıştırıp geleyim. Acıktı hemen gitti, avlanmaya gitti. İlkel, neandertal, nereye gitti kim bilir? Atıcı toplayıcı toplumun ilkel bireyi seni. İlk insan! Merhaba. Merhaba. Merhaba abicim. Nasıl? Yeni odanıza yerleşebildiniz mi? Memnun musunuz? Evet. Zaten birçok şeyim hazırdı. İyi organize olmuşsun. Çok teşekkür ediyorum abicim. Siz yürüyüşe mi? Evet. Ya acaba Songül Hanım'ı çağırsam mı? O da bugün yürüyüşe çıkar mı? Geçen gün karşılaştık da birlikte yürüdük. Çok iyiydi. Demek birlikte yürüdünüz. Evet sahilde karşılaştık, kafe içtik, sohbet ettik. Ama o zaman hafta sonuydu. Şimdi işi vardır, meşguldür. Hiç rahatsız etmeyeyim ben ya. Neyse. Ben kaçtım. See you. Bye bye. Bye bye. Ay düşünebiliyor musun Fikret? Birlikte yürümüşler. O da yetmemiş. Kahve içmişler. O da yetmemiş. Sohbet etmişler bir hafta sonu. Ne var bunda Yıldız? Yani karşılaşmışlar. Ne demek? Nasıl? Ne demek ne var? Ne var ne demek? Ay Fikret, abim o yüzden gitmedi Amerika'ya. Vallahi o yüzden gitmedi Amerika'ya. Artık nasıl etkilediyse o Songül ne dediyse abime. Yani Yıldız, Allah aşkına Yıldız. Ya bak abin Amerika'dan geldi. Kendini yalnız hissediyor. Yani arkadaş arıyor. Mesela arkadaşsa onu çözeriz. Hemen çözüyorum onu. Şebnemciğim. Merhaba, Yıldız ben. Nasılsın? İyiyim. Yürüyüşteydim. Şimdi geldim eve. Ha, öyle mi hayatım? Niye uğramıyorsun bize? Size uğramamdan rahatsız oluyorsun diye düşündüm. O yüzden de gelmek istemedim. Yok canım. Aşk olsun, hiç rahatsız olur muyum? Her zaman gel, her zaman. Hatta müsaitsen bu akşam yemeğe gel. Bu akşam mı? Evet. Bak sakın, sakın programım var deme. Yoksa biz Haluk abim ve ben çok üzülürüz. İkinizin daveti yani. Kesinlikle, kesinlikle. Tamam Yıldız'cığım. Aslında bugün bir organizasyona davetliydim ama seni kıramayacağım. Çok sevindim. Ha bu arada hayatım, biz yeni evimize taşındık. Ben konumu atıyorum sana hemen. Ha öyle mi canım? Tamam, bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Bekliyorum. Görüşürüz. Hı. Denize düşen yılana sarılır. Hayret. Bu niye şimdi beni davet etti ki? Acaba Betül beni kıskanıp Yıldız'la ilgili yalan mı söyledi? Ama Yıldız Haluk konusunda bana tavırlı. Ama canım neyse ne. Ben keyfime bakarım. Pes, pes vallahi Yıldız. Yani bunca yıllık karımsın, beni hala bazen şaşırtıyorsun. Ne yapayım Fikret? Abim onlara mı kaptırayım Fikret? Olmaz. Lale Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur burada mı? Çıktılar, dışarıdalar efendim. Ha, gelir o zaman birazdan. Ben ablamla odasında bekleyeyim. Tabii Lale Hanım, nasıl isterseniz. Kalırız. Kolay gelsin. Ay, heyecandan titriyorum. Lale, Nilüfer. Ne yapıyorsunuz be burada? İyi valla. Sen ne yapıyorsun Filiz? Ay ne yapayım işte ben de ya. Öyle bak. Hop, şişt, dur bakalım bir. Ne yapıyorsunuz? Ne demek ne yapıyorsunuz? Göz hakkı herhalde. Hamişiz biz de burada değil mi? Hmm. Bitter. Hiç sevmem valla. Kime gelmiş bu? Pelin su yalına. Pelin su yalına. Hmm. Hmm. Benim kendisi. Siz misiniz? Hı hı. Ver. Benim diyorum hala. İnan ne? Benzetemedin mi? Ben sana şuraya bir imza atarsanız. Atalım nereye? Hı. Teşekkürler. Şuna bak ya. Bu çırpıntıya bile geliyor sepet. Bize gelmiyor yani. Kim göndermiş ki? Not falan yok vallahi. Bakayım. Ay kesin sevgilisi. Vallahi bu bana dedi ki, ben dedi biriyle görüşüyorum dedi de ben inanmadım. Vallahi doğru galiba, sevgilisi var bunun. Aa, ne ara yaptı kız, daha düne kadar Onur için ağlıyordu bu. Ya yemin çilekleri bitirdin, götür ver. Baktım ya. Şimdi daha güzel oldu, ona layık oldu. Gördün mü çilekleri? Hem de bitterli. Ay sorma ablacığım, gördüm. Peki tesadüf olabilir mi bu? Ay ne bileyim Lale, vallahi kafam o kadar karıştı ki yani. Ay şimdi bu bitterli çilek Pelin su mu yani? Ha? Sence? Ay yok. Bana bak, bu ikinizi birlikte mi idare ediyor diye düşünüyorsun? Ay bu benim aklıma hiç gelmemişti. Ne gelmişti? Ay vallahi beynim yandı, hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur Bey dışarıda ama buyurun odasına geçin isterseniz, burada bekleyin. Tamam öyle yapalım. Geldiğinizi haber vermemi ister misiniz? Yok, ben ararım. Tabii efendim. Peki beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? Çok teşekkürler. Böyle. Bak sana ne getirmişler. Ay ne yaptın Filiz ya? Ne yapmışım? Ya senin kıskanç olduğunu biliyordum ama bu kadarını tahmin etmiyordum gerçekten. Ne kıskançlığı ya? Seni mi kıskanacağım ben? Neyse gerçekten ne yaparsan yap beni kızdıramayacaksın. Eğlenemeyeceksin Filizciğim. Çünkü bu paketlerden bana daha çok gelir ama sen bunları anca rüyanda görürsün. O yüzden al bu senin olsun. Sen ne diyorsun ya? Bana baksana sen. Ben kocama çiğ derim, kocam bana çiçekçiyi komple satın alır bir kere. Ay gören de kocan seni çok seviyor zanneder. Seviyor tabii. Erol bana tapıyor canım. Hı hı. Hmm, oldu tamam teşekkürler. İletirim kendilerine. Hadi canım sen kendine şirkette başka eğlenceler bul. Ben de bu sırada sevgilimle buluşayım olur mu? Hadi bye. Yemin ediyorum yanağım eridi. Hala gelmedi görüyor musun? Ay evet ablacığım vallahi ben de buraya gelir diye düşünmüştüm ne yalan söyleyeyim yani. Yanılttı işte bizi. Kalk kapıyı kontrol et. Neden? Ya Onur yok burada işte fırsat bu fırsat belki bir ipucu yakalarız kalk. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Onur Bey, eşiniz Lale Hanım geldi. Sizi bekliyorlar. Öyle mi? Tamam, sağ ol. Hiçbir şey bulamadım. Ya ablacığım demek ki bir şey yok. Lale, Lale Onur geliyor. Nilüfer hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne güzel sürpriz bu böyle. Biz de buradan geçiyorduk bir uğrayalım dedik. Geçiyordunuz uğrayayım mı dediniz? Geçiyorduk derken lafın gelişi. Sen ne yaptın canım? Neredeydin canım? Dışarıdaydım ben birkaç işim vardı. Şantiyeye falan uğradım hayatım. Gülümsediğine göre haberi görmüş olamaz. Efendim? Abla neredesiniz? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Abla siz gittikten sonra annem geldi. Samet'le bizi yakaladı. Ay inanmıyorum. Kim bilir ne kadar delirmiştir annem. Hem de nasıl. Sadece bu değil ki. Dükkan kaçakmış, yıkım kararı varmış. O yüzden belediyeden ekipler geldi. Ne? İnanmıyorum. Ne olacak şimdi? Annem çok sinirli. Eğer siz müsaitseniz gider misiniz eniştemle Samet'in yanına? Ay gideriz gideriz. Merak etme sen neredesin? Annem apar topar eve getirdi beni. Bir daha kurtuluştan Nilüfer'i görmek istemiyorum dedi. Çok sinirli abla çok. Haklı tabii kadın. Söz verdik. Bir daha yalan söylemeyeceğiz dedik değil mi Nergis? Abla o kadar pişmanım, o kadar üzgünüm ki anlatamam sana. Neyse tamam merak etme hallederiz. Tamam hadi görüşürüz. Hadi kapat. Ne oldu hayatım? Ne oldu Lale? Anlat ablacığım kötü bir şey mi oldu, ne oldu? Şöyle bir şey olmuş. Yeter be. Yeter artık buraya kadar. Artık taşmak üzereyim. Ben gidiyorum artık. Oh gideceğim. Gideceğim de nereye gideceğim? Hiçbir şey mi bırakmadınız ki? Ne bir arkadaşım kaldı, ne bir sosyal hayatım kaldı, ne bir eşim, ne bir dostum. Allah Allah. Sizi takip etmekten hiç hayatımı yaşayamadım be. Ama görün, bundan sonra yeni anneniz böyle. Yeni annenize alışın. Tanıyamayacaksınız. Terbiye. Ne oluyor? Efendim? Songül Hanım? Efendim? Haluk, ben Songül Hanım. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Estağfurullah Haluk Bey. Pardon, nereden buldunuz telefonumu? Kartınızda vardı. Değil mi? Bu kadar basit. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Umarım siz de. Songül Hanım, ben sizinle bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Eğer müsaitseniz buluşmamız mümkün mü acaba? Çok vaktinizi almayacağım. Belki bir yemek yeriz. Ya da çay, kahve içeriz. Onu size bırakıyorum. Tabii. Mümkün yani, olabilir. Benim zaten biraz dolaşmaya, kafa dağıtmaya ihtiyacım vardı. Buluşabiliriz. Tamam, teşekkür ederim. Birazdan çıkacağım. Peki, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ay ne olur. Ay ne olur, bir de sen çıkma başıma, ne olur. Bana olan hislerinden bahsedecek, açılmaya çalışacak. Ay. Ben de onu nazik bir dille reddedeceğim. Başka ne olabilir? Çoluk çocuk herkese rezil mi olayım yani? Hayır yani, benim anlamadığım, mekanı devralırken hiç mi araştırmıyorsunuz? Ben kaç kere dedim ya, bir sorun bana, bir danışın diye. Böyle olmaz ki. O kadar emeğe yazık değil mi şimdi? Çok yazık. Ya bir de annemin siniri cabası. Yani ben annemin yüzüne bakamam daha. Bu gece de gider Kurtuluş'ta otelde kalırız, yok. Abla saçmalama. Ya şimdi burada eğlenmeyi bırakalım da eniştemle Samet'in yanına gidelim bence, oyalanmayalım. Kızlar merak etmeyin, bir şekilde bir yolunu bulacağız, çözeceğiz bu işi, tamam mı? Tatlım, hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Hayırdır sen böyle süslenmiş püslenmiş, nereye gidiyorsun? Bir arkadaşımla yemek yiyeceğim. O imalı cümlenin arkasındaki kişi Haluk abi olabilir mi acaba? Yıldız aradı. Yeni evinde davet veriyormuş. Ne yapsaydım yani? Anneciğim senden rica ediyorum, ağzından sakın bir şey kaçırayım deme. Herhalde Pelinsu. Çocuk muyum ben? Ben yine seni uyarayım da. Saçmalama Pelinsu. Merak etme sen. Her neyse, saat kaçta geleceksin? Çok geç kalmam. Ama belki de kalırım. Ay neyse anne. Gözümde o filmi canlandırmak istemiyorum. Lütfen hadi git. Tamam Pelinsu, görüşürüz. Selamını iletirim. Selam söylemedim ki. Akşam yemeği için bütün hazırlıklar tamam değil mi Şerife? Tamam Yıldız Hanım. Bir misafirimiz olacak. Öyle mi? Kim geliyor acaba? Şebnem. Ah, aklımdayken söyleyeyim. Yarın sabahtan itibaren Onurlara gideceksin. Nasıl isterseniz Yıldız Hanım, tabii. Tamam, sen işinin başına dönebilirsin tatlım. Hay hay. Fikret. Şebnem neredeyse gelir Fikret. Ne yapıp edip onların ortak bir program yapmasını sağlamamız lazım. Mesela kriket olur, golf olur, sinema olur, tiyatro olur, bir şey, konser olur, bir şey. Emin misin? Yani sonra Şebnem'e sarma. Ne yapayım? Bırakayım Songül'le mi buluşsun? Ay lütfen sen karışma, istirham ediyorum bu konulara lütfen. Ha şimdi öyle mi oldu? Tamam, hiçbir şeye karışmıyor. Abiciğim. Ben çıkıyorum Yıldız'cığım. Abiciğim nereye? Nereye çıkıyorsunuz abiciğim? Programım var Yıldız. Ama ben Şebnem'i yemeğe davet etmiştim. O zaman başka bir zaman hep birlikte yeriz. Ama çok ayıp olur Şebnem'e şimdi, çok ayıp olacak. Ama ben söz vermedim ki Yıldız. Ben sizin adınıza da söz vermiş oldum abiciğim. Ya geçen gün yürüyüşte biraz fazla abarttım gibi de yani. Şebnem'i de kırdım gibi oldu. Bu yemek çok iyi olacaktı. Ne olur siz programınızı iptal etseniz olmaz mı abiciğim? Yıldız'cığım mümkün değil. Yani biliyorsun, yoksa seni ben kırmam. Ayrıca geç bile kaldım yani, çıkmam lazım. Mümkün değil demek ki. Abiciğim acaba siz kimlerle buluşacaksınız? Merak ettim. Tanımazsın. Birkaç eski arkadaşımla. Hı, anladım. Peki o zaman. Ne diyeyim abiciğim? Hadi. Tamam, size iyi akşamlar, afiyet olsun. İyi akşamlar. bir dakika. Yıldız, nereye yürüyorum? Abimi takip etmen lazım. Kesin Songül'le buluşacak, kesin. Yok artık. Ama sen bana zaten hiçbir şeye karışma dedin. Ben de hiçbir şeye karışmıyorum. Fikret ne olur. Yalvarıyorum kırma beni Fikret. Ne olur, ne olur. Hayır Yıldız, hiçbir yere gitmiyorum. Tamam o zaman ben giderim. Tamam. Montumu alayım. Şimdi ben Şebnem'e ne diyeceğim? Ay ne diyeceğim ben Şebnem'e? Ay Betül Hanım, bu renk de çok yakışmış size. Ay ne yapsanız yakışıyor ayol. Ay ne diyorsun Şerife? Ay çok mersi. Ay tamam, dedikoduyu bırak. Anlat bakayım, bugün neler oldu? Onur ve Lale cephesinde herhangi bir gelişme var mı? Ay kız, sence fotoğrafı bulmuşlar mıdır? Ay vallahi orasını bilemiyorum. Ama size harika bir haberim var. Tayinim çıktı. Tayin? Onur Beylerin evine atandım. Ne? Ay ne diyorsun Şerife? Yani geçici bir sürede olsa rahat rahat fitne tohumlarımızı ekebileceğiz. Ay! Bana bugün bundan daha güzel bir haber veremezdin Şerife. Yıldız Hanım istemeden de olsa hayatının kıyağını yapıyor, size haberi yok. Sen yine de ona benden habersiz bilgi verme Şerife. Betül Hanım lütfen. Ben sizi bilir, sizi tanırım. Aferin sana Şerife. Ne yapıyor Yıldız? Yıldız ne yapıyor? Hala çıldırıyor mu? Çıldırıyor. Görmeniz lazım. Ay böyle kendine değişik meşguliyetler buluyor evde. Ne gibi? Şebnem Hanım'ı çağırdı. Sanıyorum Songül Hanım'ı Haluk Bey'den uzaklaştırmaya çalışıyor. Ay bu Eltim'in beceriksizlikleri vallahi beni öldürecek. Ondan alıyor, ona koyuyor. Her şey mahvoluyor. Ondan sonra da eline yüzüne bulaştırıyor. Ay yazık. Ay. Bir Betül Saran olmak kolay değil. Gördüğünüz gibi sağlam bir yürek, sağlam da bir fitne kafası istiyor. Mersi Şerife. Havadisler bu kadar Betül Hanım. Bana sormak istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır tatlım, şimdilik yok. Ama sen böyle takipte kalmaya devam et. Hay, iyi akşamlar. Göreyim seni Şerife. Saçınızı güle güle kullanın bu arada. Harika. Ay deli bu ayol. Deli. Yine olmadı benünü. Olmadı ya. O kadar istiyorum yırtayım. Şu parayı bulayım, seni mutlu edeyim. Olmuyor benünüm. Olmuyor işte. Bu ağzına tükürdüğüm talih izin vermiyor. Çocukluğumdan beri hep böyle. Bu talih hiç gülmeyecek mi bana be? Ha? Nünüm. Bir sen varsın be hayat bildiğim. Seni de sürekli üzüyorum. Mutsuz ediyorum. Hep bir hayal kırıklığı. Yemin ediyorum ne desen haklısın benimim. Ne desen haklısın. Bağır, çağır. Hatta vur be. Yemin ediyorum vur. Her şeyi hak ediyorum ben. Kurtuluş. Kurtuluş sen benim için hayatsın. Bak, ne yapacağız biliyor musun? El ele vereceğiz. Bu işin üstesinden de geleceğiz, tamam mı? Hiç merak etme sen. Başaracağız. Ben senin yanındayım. Hiç merak etme. Ben sana güveniyorum. Başaracağız. Beyler, öncelikle geçmiş olsun. Ben de sizin her zaman yanınızdayım, tamam mı? Bunu bilin. Eyvallah bacanak. Yarın bir bakacağım mekanla ilgili ne yapabiliyorum. Yani yıkımı engelleyebilir miyiz, engelleyemez miyiz? Ona göre hareket ederiz, tamam mı? Gerçi bunun daha evvel yapılması gerekiyor ama... Değil mi Samet? Ben sana söylemiştim. Bana bir sor, bir danış. Ona göre hareket et diye. Dediniz demesine Onur Bey de. Yani ne bilelim biz böyle bir şey olacağını, değil mi bacanak? Ne bilelim be bacanak? Beyler bu ticaret. Her türlü ihtimali değerlendirmek zorundasınız. Neyse. Olan oldu. Şimdi ne yapabiliriz ona bakalım. Mekan da güzelmiş. Ama... Hem de ne güzel bir Onur Bey. Öyle de güzel iş yapıyorduk ki. Ya ben düşündükçe kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. Adım adım Nergis'e yaklaştım derken Yıkım ekiplerinden önce Songül anne geldi, yıktı geçti bizi. Kim bilir Nergis şu an ne kadar üzgündür. Nergis üzülüyor ama çok normal. Bak biz her şeyin üstesinden geleceğiz. Bundan sonra işimiz çok zor ama biz aileyiz. Dört elle sarılırız, ne olacak? Aşk her türlü zorluğun üstesinden gelir. Değil mi hayatım? Haklısın hayatım. Kurtuluş. Hadi şimdi toparlanalım, bize gidelim. Biz de kalın bu gece. Olur mu bacanak? Ya siz daha yeni evlisiniz yani. Ne bileyim hani biz gider bir otel buluruz ya. Yani o nasıl söz? Biz bir aile olmadık mı? Hadi lütfen, itiraz istemiyorum. Bize gideceğiz. Evet ya, bizde kalın. Onur haklı. Biz bir aileyiz sonuçta. Üstesinden geliriz her şeyi. Ablacığım çok teşekkür ederiz ama benim Nergis'i orada öyle bırakmak hiç böyle içime el vermiyor. Biz gidelim bir an önce de böyle anneme kendimizi bir şekilde affettirelim. Doğru, böyle araya soğukluk girince annem iyice zaten çekiliyor. Haklısın haklısın. Evet, şimdi Gülşah'ı da araya koyarız, dayanamaz o. Bizi affeder öyle. Kıyamaz ona hiç. O zaman ne yapalım? Bir an önce çıkalım mı biz? Bacanak, siz gidin, ben dükkanı kaparım. Ah be abi, seni de böyle burada bir başına bırakıyoruz ama yemin ediyorum içime sinmiyor ha. Olur mu öyle şey abi ya? Sen Nilüfer ablamı yalnız mı bırakacaksın? Hem daha kaç kere kapatmak nasip olacak ki? Ben başımın çaresine bakarım. Samet, biz senin yanındayız ablacığım. Hiç merak etme, tamam mı? Siz yeter ki birbirinizi sevin. Annemi bir şekilde ikna etmesini biliriz biz. Sağ ol abla. Evet, biz senin yanındayız. Yanındayız. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. Buyurun Onur Bey. Sağ olun. Ben de montadayım. İyi hadi. Abla, acaba bagajda mı? Ne kız? Kız ne olacak? Kutu. Ha, artık ablacığım eve gidince bir şekilde bakacaksın. Hayatım, dışarısı çok soğuk. Üzerine giy. Tamam, geliyorum canım. Ay kız, ne melek çocuk. Kıyamam vallahi. Bak bizimle de nasıl ilgilendi ha. Ben de bunu biliyorum. Beni sevdiğinden de şüphem yok ama kafam karıştı işte ya. Benim bunu çözmem lazım, yoksa rahat edemeyeceğim. Şimdi ben direkt ona suçlayıcı konuşursam bana kırılır. Ya haksızsam? Ay doğru söylüyorsun. İyice emin olmak lazım. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Annemle konuşunca haber vereceksin, tamam mı? Planımız devam ediyor. Tamam ablacığım, tamam, sen merak etme. İnşallah her şey yolunda gider. Hadi. Hadi yürü. Hadi görüşürüz Samet. Görüşürüz. Hadi abi. Görüşürüz. Allah'ım hadi inşallah. Bu sefer olacak galiba. Efendim? Nergis, nasılsın canım? Annem bana çok kızgın değil mi? Hem de nasıl. Annemin artık bana güveni kalmadı Samet. Tamam canım. Takma kafanı sen. Üzme çok kendini. Takma bunları kafana. Ben halledeceğim. Söz veriyorum sana. Samet, daha fazla zorlamanın anlamı yok. Olmuyor işte. Nergis, yapma bana bunu. Ne olur yapma. Samet, ben de çok üzgünüm ama gerçekten çok yoruldum. Eğer biraz olsun beni seviyorsan lütfen beni bir daha arama. Konuşamıyorum şu an. Hoşça kal. Ağlıyor musun? Ay yok canım, gözüme toz kaçtı. Ağlıyorsun teyze, ben çocuk muyum? Bak sen sarılınca geçti. Aa, annemler geldi, kapı açıldı. Annemler geldi. Aa. Annem, sen daha uyumadın mı? Yok anne, sizi bekledim. Ne güzel. Annem daha gelmedi mi? Yok, hala gelmedi. Anne, teyzem ağladı biliyor musun? Öyle mi? Aferin Nergis. Babacığım, gel be. Biz seninle şöyle odaya gidelim mi? Ben sana masal okuyayım, sonra beraber yatıp uyuyalım, olur mu? Oley! Oley! Hadi. Hoppa! İyi geceler anneciğim. Ay Nergis, ne oldu ablacığım böyle ya? Ha? Ayrıldım abla Samet'ten. Ablacığım üzülüyorsun. Neden ayrıldın ki? Annemle bir şekilde konuşacaktık, ikna edecektik onu. Yok yok abla. Annemi de hayal kırıklığına uğrattım. Yapacak bir şey yok. Olmuyordu zaten. Ay Nergis, hayırlısı neyse olsun artık vallahi. Ne yapalım ya? Dükkana ne yaptılar? Ay hiç sorma Nergis. Onur eniştem halledeceğim dedi ama... Dur bakalım yarın olsun da bir belli olur. Ay Şadi, çok güzel şeyler almadık mı? Şadi niye konuşmuyorsun hiç benimle bugün? Aldık çok güzel. Şadi ne oldu sana? Yok Betül'cüğüm. Yani gerçekten bu babaanne oluşunla yüzleşmene çok seviniyorum. Yani beni biraz tedirgin etmiyor değil ama mutluyum yani. Arada bir senin de mutlu olman gerektiğini düşünüyorum Şadi'cim. Yalnız böyle konuşurken yani o kullandığımız kelimelere biraz dikkat edelim lütfen. Babaanne falan ya öyle yani. Ben torunlarım doğdukları zaman bana Betül abla demelerini istiyorum. Oldu babaanneciğim, söylerim. O çırpıntı Pelin Su'nun yavuklusu kimmiş derhal öğrenmeni istiyorum. Hayatım ne yapacaksın çırpıntının yavuklusunu öğrenip? Lütfen. Ayıracağız. Filiz, senden korkuyorum gerçekten. Erol'cüm sen anlayamıyorsun galiba. O kız mutlu olunca ben mutlu olamıyorum. Ya eğlenemiyorum bir kere. Eğer ben eğlenemezsem bu şirket çok büyük bir değerini kaybeder. İnşallah. Burada üzülmen gerekiyor. Ha, İnşallah kaybetmez. Ay Filiz şu anda bak hayal ediyorum şirket sensiz ne yapar? Dımdızlak kalır yemin ediyorum. Titriyerek bekler seni. Bomboş olur. Kaçıdan. Filiz olayını ben ayarlayayım o zaman da öğrenelim yavuklusu kimmiş. Yerim mi? Sıkma elimi. Hadi çok acıktık biz git bize bir şeyler hazırla. Hadi tatlım benim. Hadi. Bana dede desinler istemiyorum. Bana Şadi abi desinler istiyorum. İşte bak bana da... Saçmalama Betül. Ay evet çocuklar. Anne. Bak. Yemin ediyorum inceliğin vücut bulmuş halisiniz. Çocuklar ne demek ya? Ne demek? Onlar bizim prenseslerimiz. Biz artık onları dünyalara alacağız. Her sabah alışverişe çıkacağız değil mi Şadi? Erol baksana. Çok yakışmadı mı? Çok açtı hayatım seni. Sana da alalım çocuklarla bir örnek giyin. Bence de zaten biz 300 olacağız. Bence de insanın içine 300 oturtursun sen. Latife gibi oldu. Şadi'cim hadi eşyaları şey yap. Al oğlum sen şunları. Al bakayım şunları. Al oğlum sen şey yapma. Topla gel. Çok... Al. Filiz'e de verin. Topla gel. Al. Bu yere düşer. Al onları hepsini al. Bunları da al. Hadi çocuğum. Hadi ya. Tamam. Bagaja nasıl bakacağım? Ay Onur, telefonumu unuttum ben arabada. Tamam hayatım, sen niye gidiyorsun? Ben alır gelirim. Bekle. Ay, insanın düşünceli kocası olması ne zor. Onur, çantamdaymış gel. İyi bari. Acıktık mı? Biraz. Pizza yer miyiz? Olur, ben de bir şeyler hazırlayabilirim. Yok, sen şimdi hiç zahmet etme. Program bende o zaman. Pizza siparişini veriyorum. Bir de şöyle güzel bir film ayarlarız, keyif yaparız ha? Tamam, ben bir üstümü değiştireyim. Tamam canım. Alo. Çatlayacağım meraktan. Bagaja bakmanın mutlaka bir yolunu bulmalıyım. Ama nasıl? Canım, Fikret'le Haluk neredeler? Hayatım, onların son anda çok kritik ve önemli bir işleri çıktı da o yüzden gitmek zorunda kaldılar. Ciddi bir şey yoktur inşallah. Yok ama Haluk abim sana çok özürlerini iletmemi istedi bir tane. Yani biliyorsun Yıldız, ben buraya çok önemli bir programı iptal ederek geldim. Hayatım bilmez miyim ama harika bir program organize edeceğim ve bu durumu telafi edeceğim. Hiç merak etme sen bana güven. Hoş geldiniz. Vallahi Yıldız haklıymış. Benim davetimi kırmayıp icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Oğlum, umarım acıktık. Bir yemek yeriz değil mi? Ah, olur tabii ki. Bir de menü getireyim lütfen. Teşekkürler. Bir şey duymuyorum ama. Duymazsın çünkü telefonum sessizde. Ablamdan haber bekliyordum da ben bir bakayım ne olur ne olmaz. Tamam, ben pizzaları söyledim. Ben de üzerini değiştirip inerim aşağı. Duş mu alsan acaba Onur? Niye? Şimdi ocak başına gittik, is, öyle duman, mangal, kokuyorsun diye hani. Öyle mi? Tamam canım, olur. Rahat edersin. Hamile tabii. Burnu iyice hassas oldu. Neyse alayım bari. Kesin buradasın. Yok. Şirkete getirmedi. Arabada da yok. Nerede bu kutu? Attı mı acaba? Uf, olabilir mi ya? Hayatım niye dışarı çıktın? Ses geldi gibi oldu da ona bakmaya çıktım. Tamam, bana söyleseydin. Hava çok soğuk. Bak işte buz gibi olmuşsun ya. Ben şey dedim ya, kocam beni ısıtır dedim. Isıtırım tabii ki. Hadi film seçelim, gel, gel. Tamam. Güzelmiş yemeklerde. Evet, ben de beğendim. Songül Hanım, beni kırmayıp geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Siz bir şey konuşmak istiyordunuz benimle. Tabii. Fazla vaktinizi almayacağım. Ama nereden başlayacağımı da bilemiyorum. Lütfen beni mazur görün. Ben böyle bir konuşmayı hayatımda hiç yapmadım. Anlıyorum. Ay, kesin tahmin ettiğim şeyi söyleyecek. Ay, yüz yüze de bakıyoruz. Ters demem olmaz ki. Songül Hanım, benim burada Türkiye'de her şeyi açacağım pek eşim dostum yok. İnsan ailesine de yani her şeyi açamıyor biliyorsunuz. Anlıyorum. Ben genelde her şeyi içinde yaşayan bir insanım. Ama bu durumda yalnız kalmak bana hiç iyi gelmedi. Ama yalnız sayılmazsınız. Kardeşiniz var, sonra yeğeniniz var. Yok. Onlara hemen anlatmak istemiyorum. Yani ne tepki vereceklerini bilmiyorum da. O yüzden size söyleyeceklerim aramızda kalırsa çok sevinirim. Aramızda kalır. Songül Hanım. Ben geçen gün bir dizi tahlil yaptırdım. Bazı değerlerim çok yüksek çıktı. Dolayısıyla birkaç kontrolden geçtim. Ha. Ay, Allah Allah. Umarım böyle kötü bir şey yoktur değil mi? Doktorum akciğerimde tümöre benzer bir olguya rastladı. Yani ne olduğunu da tam öğrenebilmek için biyopsi yapılacak. Aman öyle hemen kötü şeylere yormayın canım. Belki iyi huylu bir tümördür. Yani herkeste bulunuyor öyle şeyler. Bilmiyorum Songül Hanım. Aynı sizin gibi ben de öyle düşünmek istiyorum. Biyopsi yarın yapılacak. Tahmin ediyorum 3-4 gün sonra da neticeleri belli olur. Ben her halükarda ne olur ne olmaz diye Amerika'ya dönüşümü de erteledim. Çünkü aynı zamanda benim güvendiğim bütün hekimler, arkadaşlarım yani buradalar. Ne güzel. Siz hiç merak etmeyin. Bence kötü hiçbir şey... Bakın, hiç öyle bir elektrik almıyorum. Her şey çok güzel olacak, hiç merak etmeyin. Allah, kesin aralarında bir şey var. Yıldız çok haklıymış. Umarım. Oğlum, akrabalarım... Benim yüzümden onların üzülmesi de yani sıkıntıya girmelerini hiç istemem. Allah aşkınıza Haluk Bey, yani şu anda bile, bu durumda bile çocuklarınızı mı düşünüyorsunuz? Yarın sabah erkenden hastanede olacağım. Bu biyopsi 3-4 saat sürüyormuş. Hiç kimseye haber vermeyeceğim. Yani kimseyi böyle lüzumsuz telaşa sokmak istemiyorum. Bilhassa kız kardeşim Yıldız. Siz de söylemezsiniz. Kesinlikle söylemem. Sır. Yalnız bir şey soracağım. Ben de yarın gelebilir miyim sizinle? Ay yok efendim, işiniz gücünüz vardır, hiç lüzumsuz yani, lütfen. Ben öyle bir şey söylemek istemedim. Bakın Songül Hanım, sizinle bugün burada konuşmak bana o kadar iyi geldi ki... ...inanın bana yarın üstesinden geleceğim. Bakın, ben sizi kırmadım. Siz de beni kırmayın lütfen. Tabii. Songül Hanım, ben sizin ne kadar iyi bir insan olduğunuzu anladım. Teşekkür ederim. Tatlım ben artık kalkayım. Yemekle kahve için çok teşekkür ederim. Yani Haluk'u da görseydim iyi olacaktı tabii ama... ...bir dahaki sefere artık. Tabii ki hayatım, tabii ki. Konuştuğumuz gibi hafta sonu mutlaka program yapabiliriz. Bir yerlere de gidebiliriz. Süper fikir. Bir spa merkezi mesela. İşte ihtiyacım olan şey. Bu yorgunluk ve stres ancak o şekilde atılabilir. Evet canım. Ben okeyim. Sen Haluk'la Fikret'le konuş, hemen bir program yapalım. Tabii ki canım. Sen hiç merak etme. Güven bana, güven. Bu arada Pelin Su'ya selamlarımı ilet. Ona karşı gerçekten çok mahcup. Lütfen böyle düşünme. Yani elinde olmayan sebeplerden bütün bunlar yaşandı. Üstelik hayat sürprizlerle doludur. Yani bir bakarsın bir anda her şey değişmiş. Olamaz mı? Olabilir tabii. Hadi canım. Ben kalkıyorum. Haluk ve Fikret'e selam söyle. Haberleşiriz. Tamam hayatım, güle güle. Hanım, sizinle konuşmak, dertleşmek çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Hiç üzülmeyin. Yarın çok güzel bir gün olacak. Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda gidecek. Teşekkür ederim. Aracınız var mı? Ben sizi bırakabilirim. Yo, arabam hemen kapının önünde. Ben sizi bırakayım. Yok, ben deniz kenarında biraz yürüyüş yapacağım. Beyefendi diyorum ben size, siz çok iyi bir sporcusunuz diye. Gitmişler. Nereye gitti bunlar? Hesabı buraya bırakırım. Bay bay. Aa Didem yapma. Sonra pişman olacaksın. Olmam. Yemekleri var. Ya tam benim 1 yılımı yedi ya, 1 yılımı. Onur, yani bence mesela bir ilişki falan bittiğinde kadın daha çok üzülüyor biliyor musun? Sen ciddi misin? Şu adamın haline baksana. Perperişan oldu ya. Şimdi bu filmin konusu ama böyle ben genel olarak söylüyorum. Hı. Tabii. Genel çerçeveden baktığımız zaman kadınlar daha duygusal, doğru. Ama aynı zamanda bizden daha da güçlüsünüz yani, bunu da kabul edin. Şimdi biz de üzülüyoruz mesela sizin üzüldüğünüz şeye. Ama siz bize nazaran daha çabuk toparlıyorsunuz. Peki senin toparlayamadığın öyle bir ilişki oldu mu? Eyvah ya. Ben de diyorum ki filmin ortasında şimdi niye bu muhabbete girdik? Bir de yorum yapıyorum ha. Ama sen şimdi fikrini söyledin. Demek ki böyle bir şey deneyimlemişsin. Laleciğim, ben de her ilişkide olduğu gibi mutlu anlar da yaşadım. Keyifsiz, sancılı süreçler de geçirdim. Yani ben şimdi bunları konuşmak istemiyorum. Çünkü senin yanındayım ve mutluyum. Neden? Eskiden yaşadığın bir şey seni bugün etkiler mi? Neyse. Şimdi sohbet uzayabilir. Etkileyemez. Etkileyemez. Ben zaten bu yüzden konuşmak istemiyordum. Şimdi bir şey derim, sen onu yanlış anlarsın. Onun üzerine başka bir şey söylersin. Veya bir cümle kurarım, altından bir şeyler çıkarmaya çalışırsın, didiklersin, bilmem ne irdelersin falan. O yüzden çok uzatmak istemedim ama yapacak bir şey yok artık. Neden erkekler merak etmiyor mu hiç? Hayatım, biz havada bir şey yaşadık. Sonrasında sen bana anlattın olayları detaylı bir şekilde. Ben seni dinledim. Ama sonrasında bir soru sordum mu? Sormadım. Neden? Çünkü seni rahatsız etmek istemedim. Bence sen rahatsız olmak istemedin. Çünkü erkekler genelde böyle şeyleri öğrenmekten kaçar. Yani bilmemeyi tercih eder. Tamam. Öyle diyelim. Huzur. Biz huzurun peşindeyiz ya. Ne yani? Biz kadınlar böyle didiklemeyi mi seviyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani olabilir, bir şeyler olur, bir şüphelenirsin, yalan söyler sana eşin veya ne bileyim bir güvenilmeyecek hareket yapar, bir tavır sergiler. Sen de araştırırsın, sonuna kadar arkandayım. Kimse aptal yerine konmak istemez. Ama ortada bir şey yoksa, her şey güllük gülistanlıksa o zaman da keyfine varmak lazım. Çok böyle karıştırmamak, irdenememek lazım yani. Neyse şimdi bunlara çok takılmayalım. Tamam anlıyorum böyle bir şeyler söylüyorsun, aklından geçiyor çünkü sonuçta hamilesin, hormonlar böyle şeyler olabiliyor yani. Aşk olsun ama Onur. Ya ben ne zaman seni böyle sıkıştırdım, kıskançlık krizine girip böyle her şeyi merak ettim. Anca böyle espri gibi olmuştur o. Yalan mı? Tamam canım, o konuda hakkını yemem zaten. Sen çünkü çok aklı başında bir kadınsın. Özgüvenin çok yüksek. Zekisin, akıllısın. Vallahi buldum abla. Hı. İşte bu yüzden ben seni seviyorum. Hadi filmimize devam edelim. Hadi. Bak bakayım. Hah. Ne? Nasıl? Abla çok sinirli. Ay deme. Sakın. Sakın, artık ben sıkıldım sizin yalanlarınızdan. Anne lütfen. Şşş. Yalancısınız siz. Utanın. Yalancılar. Ay bu sefer gerçekten sinirli biz bittik. Anlat Erol. Şimdi şöyle, Pelin mutlu diye benimki dellenecek. Haklı. Evlendikleri için yas tutacağını zannediyordum. Ama öyle olmadı. Ah zavallım benim ya. Aynen Yıldız da böyle deliriyor işte. Ay çok eğleniyorum Erol. Ay düşünebiliyor musun yavrum, ben şu koskoca dünyada bu sırrı bilen kaç kişi izliyorum şurasında. Anneciğim ne yapıyorsun bu lütfen? Yerin kulağı gözü var biliyorsun. Tamam ay tamam. Sustum aman nazar demesin, sustum tamam. Ay. Neyse esas kıymete geçiyorum. Pelinsu'nun sevgilisi varmış. Elinde telefon, çıtır çıtır, fıtır fıtır, hatır hutur mesajlar. Emoji, gülücük, sepet çiçekler. Of neler. Ay yok artık daha neler. Yoktur öyle bir şey. Bizimkini delirtmek için yapıyordur o bu numaraları. Hey, aferin ama bak ne şeytan. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Düşününce doğru. Keskin zekan ve öpülesi hislerim bana aynen böyle olduğunu fısıldıyorlar Erol. Senin öpülesi hislerini öperim. Ana! Sizin için gerçekten üzülüyorum. Yani gecenin bu saati kaynat ama tencerede hiçbir şey yok. Yani aylardır o kadar uğraş dedin, elinizde bir sonuç yok. Gerçekten çok üzücü. Ay sen öyle zannetmeye devam et. Çok saf bu babam vallahi. Ah anacığım, vallahi sana benzediğime ne kadar şükretsem az. Siz kendinizi çok akıllı zannediyorsunuz değil mi? Oldu o zaman, iyi geceler. Bir tanem, sana süt kaynatmamı ister misin? Yok Betül. Ben kendi işimi kendim hallederim. Nerede kaldı bunlar? Ay Fikret de ne kadar düşüncesiz canım. İnsan bir mesaj atar, bir haber verir. Bir mesaj at değil mi ya? Abicim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti programınız? Harika geçti. Arkadaşları çok özlemişim. Hatta yarın için kahvaltı programı yaptık. Ah öyle mi? Ne güzel. Ah biz de Şebnem'le hafta sonu spa merkezi programı yapalım diyoruz hep beraber. Hafta sonu mu? Ya, müsait olmayabilirim. Yıldız'cığım bu konuyu seninle tekrar konuşalım. Ben çok yorgunum şimdi. Biraz dinlenmem lazım. Hadi sana iyi geceler. İyi geceler abiciğim. Geldim abi. Geldi yürü. Anlat hemen kimle buluştu abi? Sen çok haklıymışsın. Ay Songül'le buluştuk. Ay ben biliyorum. Kadın nasıl etkilediyse, ne yaptıysa. Yakında nikah masasına da oturtur, vallahi de oturtur, billahi de oturtur. Ya gördüklerinden sonra hiç şaşırmam. Şaşırmam dedin. İlk defa benimle aynı kaygıdasın. Ay demek ki çok samimiydiler, çok yakındılar demek ki. Eski eşinden çekmemişiz ki. Ay niye bizim ailenin erkekleri akıllanmıyor? Niye benim abim akıllanmıyor? Niye benim abim akıllanmıyor? Sakin ol, tansiyonun çıkacak. Allah'ım ben huzur bulamayacak mıyım ya Rabbim? Huzur bulamayacak mıyım ben? Benim abim o kadında ne buluyor olabilir mesela? Mesela ne buluyor olabilir? Benim abim Fikret o kadın yüzünden bana yalan söyledi. Hayır. Kız kardeşini, en çok sevdiği kız kardeşini bir tanesi yalan söyledi bana. Abim onun yüzünden yalan söyledi. Ay ben ne alıyorum? Dilim tutuluyor gibi bak. Ne alayım, dilim tutuluyor gibi. Ay benim dilim tutuluyor gibi. Sakin ol. Yıldız Allah aşkına kendine gel. Kendine gel. Vallahi dilim tutuluyor gibi. Fikret. Yıldız. Ya bu sarı çıyan hala nasıl mutlu olabilir ya? Her şeye rağmen nasıl gülebiliyor bu kız? Yok ya. Pelinsu'nun kahkahasını mı duydum demin ben? Gerçekten mi ya? Öf çirkin. Yemin ediyorum kabusum oldu ya. Kabusum oldu kadın ya. Tüylerim diken oldu. Öf gece. Erol'ün sesi mi o? Bir dakika. Pelinsu'nun kahkahasıyla beraber mi? Pelinsu? Hayır. Pelin Su'nun sevgilisi benim kocutom olamaz. Şerefsizler, namussuzlar. Yemin ediyorum döşünüzü denerim sizin bak. Yemin ediyorum. İkinizi birden öldüreceğim ama önce seni öldüreceğim. Senden başlayacağım önce. Filiz yapma, daha çok tazeyim. Yapma ne olur, ölmeyeyim daha, ne olur yapma Filiz. Allah! Filiz ne yapıyorsun? Filiz ne yapıyorsun gece yarısı? Allah'ını seversen ne yapıyorsun? Erol senin Pelin Su'yla yatakta böyle ben basınca kendimi kaybetmişim. Hayatım ne Pelin Su'su ne yatağı? Kabus gördüm kabus. Kabus gördüm ben. Kabus görmüşsün de göre göre beni mi görmüşsün? Pelin Su'yla mı görmüşsün aynı yatakta? Kocita. İşte bilinçaltı kıskançlığı yani. Nasıl bir bilinçaltı bu? Ha? Nasıl bir bilinçaltı kıskançlık bu? Ayı yavrusunu severken öldürür diyebilir miyiz? Sen bana ayı mı diyorsun ya? Bayağı sen bana ayı mı diyorsun yani? Az önce hayatıma son vermek üzereydin. Sen bana kırılıyor musun şu anda? Ha? Benim bu evde can güvenliğim yok Filiz. Tatlı rüyalar. Ve çiftimiz öpüşür. Mutlu son. Çok güzeldi değil mi film? Evet çok güzeldi. Ama sen daha güzelsin. Ah Lale ya, güven artık. Baksana ne kadar tatlı, ne kadar aşık. Ben de ona aşığım. Aşkım sen ne güzel bakıyorsun öyle bana. Evet, çünkü sen çok tatlısın. Bu çok davetkar oldu ama. Peki davetimizden memnun musunuz? Çok. Çalsın. Ama bu saatte kim arar ki? Belki acil bir şeydir. Aşkım aç istersen. Haklısın. Çok haklısın. Şirketten. Çalışanlar arıyor. Efendim? Onur Bey bu saatte rahatsız ediyorum ama bugün odanıza yerleştirdiğimiz kameranın görüntülerine ancak bakma fırsatım oldu. Bazı görüntüler tespit ettim. Önemli olabileceğini düşünüyorum. Müsaitseniz size gönderiyorum. Tamam, bekliyorum. Önemli bir şey yok değil mi? Ha, yok. Birkaç evrak gönderecekler. Şununla ilgili falan. Onlara bakacağım. Aşkım iyi misin? Kötü bir haber mi aldın? Bak suratın düştü. Bu ne demek oluyor öyle? Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünümle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Kimse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin ben kısmetin olmalıyım. Oh, derin bir yaz yağmur sevda. Tesadüf mü yükseltti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım, üşüyorum gözlerimden. Zoraki bir sevda.